7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Hoş geldin teyze. Öp. Biz bir trafik kazası geçirdik. Araba kullanma demek ki pek de bilmiyor. Bize çarptı. Ağzıma varmıyor demek ama kardeşimi kaybettik. Evladımla yaşadığım daha ağır bir olay tetiklendi. Hatta o arada da kendimi bayağı kötü hissettim falan. Eski Erzurum karagügümüyle geldim buraya. Hiç sevmedim. Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Ama havay her yere götürür. Yüzünü seyircide asla işsiz yemeyeceksin. Tabii ki. Çok konuşan var ha, hiçbir iş yapamaz. Seni Allah kahretmesin. Eyvah. Açayım mı? Bat. Bugün masada kavga var. Beni alın, beni alın, beni alın programa. Tavuk göğsü için miydin bu? Konuşsam söz oluyor, konuşmasam köz oluyor. Neden sürekli var? Hepsini duydum. Orada ne konuştuysak hepsini duydum. Semih Hanım'a söyledikleri problem değil de Semih Hanım'ın duymaması mı problem? Cahil bir yarışmacı. Etlerini blenderdan geçirmenin sebebi ne? Ben burada Semih teyzeye haksızlık olur. Niye? Çünkü onun çorbası ana çorbası olmuştu. Hamuru yoktu diye eleştirdik. E bunu da eti yok. Yorumların ikisi de çelişti. Büyük bir şok yaşıyorum. Niye bu ne be dedin? Neden? Çünkü Bolovan bu değil. Bolovan diye bize mantar dolması koyan kişiden hiçbir şey öğrenemem ben. Bir kere bak şunu kabul etmiyorum. Ben senin benim yorumumu kabul etmek zorundasın. Kalkıp da benim yemeğime tabaklamamı yorum yap. Eyvah eyvah. Yemekleri beğenmedikçe arkadaşlar Semih Hanım bir kilo bir kilo gidiyor. O kadar mutluyum ki mutluyum. Gülüm senin yollarında gülüm dedim gülemedim. Sen bir restoranda ben kuzu işte erikli yahni istiyorum dediğinde bu gelse. Bu gelirse bu yahni değil alın bunu dedi. Buraya niye geldin? E tamam niye geldiniz nerede? Konu tartışmaya kapalıdır. Ama gel gel neden tutuklu demişsin? Yani, uyanıklık mı görüyorsun? Tabii ki de uyanıklık. Bence baban sana çok büyük bir iyilik yapmış. Sakın bir daha aşırılıklı vursun. Okuluna mokla gitme. Urban oldun. Çok fazla mutfakta alakası olduğunu düşünmüyorum. Sizi tutuyorum. Yalanım varsa namerdim. Bakın. Hanımlar, beyler, şahane lezzetlerin dostu, inatçı kirlerin bir numaralı düşmanı tek program Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'e hoş geldiniz. En Hamarat Benim'den herkese merhabalar efendim. Haftanın üçüncü gününe geldik. Bugün Beykoz'dayız. Bugünkü yarışmacımız haftanın en enerjik, en çok konuşmayı seven dinamik yarışmacısı Onur Bey. Onur pazartesinden beri maşallah çene olarak gayet iyiydi. Arada entrikalar da çevirdi, kulağımıza geldi. Bugün Onur Bey'den güzel bir sofra bekliyoruz. Dedi ki ben şeflik yolunda ilerliyorum. Hadi bakalım sağlık konusunda iyi olduğu kadar şeflik konusunda da iyi bir görelim hep birlikte. Hazırsanız üçüncü gün için kapıyı çalıyorum. Hadi buyurun. Bugün programımıza Kocaeli'nden katılan bekar sağlık personeli ve iddialı yarışmacımız Onur Bey'e konuk oluyoruz. Sezonun son haftasında şahane lezzetler, muhteşem tarifler, müthiş hamaratlıklar için biz hazırız. Ben 24 yaşındayım. Aslen Erzurumluyum. Kocaeli'de yaşıyorum. Sağlık personeliyim. Ama lise yılındayken bir yıl aşçılık bölümü okumuştum Erzurum'dayken. Şu anda Kocaeli'de yaşıyorum. Kendi görevimi yapıyorum. Üç kardeşim, babaanne sağ. Ticaret işi yapıyoruz. Çok şükür aile düzenimiz yerinde. Hayata devam ediyoruz. Günaydınlar Onur Beyciğim. Günaydınlar. Oo, çok şıksınız. Sizler de öylesiniz. Kadir Bey nasılsınız? Merhaba, ne yok? İyiyiz. İyiyim, sizler nasılsınız? Oh, muhteşem. Astım krizi geçtik. Parfümünü de sıkmış gene. Günaydın güzel kokalım dedik. Seyircim çok şanslı. Evet. Vallahi size gelirken İzmit'ten pişmaniye getirdim. Ha, teşekkür ederim. Sen İzmit'ten mi geliyorsun? Evet, Kocaeli'de. Doğduğum kent Erzurum, doğduğum kent Kocaeli. Buradan Kocaeli'ye de selamlar. Teşekkür, markalı diye açamadık, kusura bakmayın. Yolları açtım, geldim En Hamarat Benim'de yarışmak için. Tayla Prodüksiyon'a teşekkür ediyorum. Seni benimle kavuşturduğu için. Gördün mü, adam akşamdan mani yazmış. Yalnız bir şey diyeceğim. Bak, tansiyon aletiyle gezmeye benzemez bu iş. İki saatin içinde bu mutfakta estirmen lazım. Hepsini yapacağız bugün, çok ciddi ve çünkü çok... kararlıyız. Sema olsun, dünkü teyze olsun, onlar baya baya bugün sana yürüyecekler, haberin olsun. Hepsi boş. Hadi bakalım. Bugün kendine iddialı bir güzel güveniyor. İddialı şöyle rakip var. Kadir Bey karşılarında bugün çok iddialı bir rakip var. Onun için emekler boşa çıkmayacak. Gel bakalım şöyle bir mutfağımızı gezelim. Gezelim. Açık mutfak. Güzel de bakmışlar yalnız dolap tarafına. Bak eski olmasına rağmen pırıl pırıl. Evet. Tezgah mezgah gayet güzel. Fırınımızda falan bakalım.
Ha, fırının camı. Fırın camını güzel bir tellem. Eyvah eyvah. Tepsiler bizi bekliyormuş. Fırının içine girilecek Onur. Evet. Bunu temizleriz. Var mı arasında bir şeyler? Yok. Ha, şu kenarında sadece. Bu da gayet güzel. Kombinin üstüne şöyle bir el atalım. Yok, onda da yağ falan yok. Hadi geç bakalım. Geç, temizlikte de iyi misin göreceğiz. Bugün benim günüm. Çok heyecanlıyım. Çok dinamiyim. Akşam çok güzel, bomba gibi dinlendim. Geldim muhteşem bir şekilde. Hem temizliğimizi yapacağız hem yemeğimizi yapacağız. Muhteşem bir şekilde En Hamarat benim programımda imzamızı atıp ondan sonra da gideceğiz. Salonumuz da güzel, büyük. Muhteşem, şık. Egi doyma koltuklar. Şu aralarını silerdik. Harika salon. Harika bir salon. Otantik. Evet, vitrinimiz de kocaman. Vitrinin içi inşallah tozlu değildir. Vitrini komple indiririz Kadir'cim. Biz bardaklarını komple indirirdik. Hiç korkmuyor. O yıkardı. Ya. Ben kurulardım. Garç gurç sirkeli sular, onları dizerdik. Şevkle yapardık. Evet. Biz de gencez yaparız. Ne yapalım? Fincanı yerinden oynatamıyoruz. Banyoya geçelim. Hadi kalk, 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 kalk. Ama niye halı yok bu evde? Bu evde ne var ki Kadir, Allah aşkına ya? Onu sevmedim ya, bak. Halı sevmiyoruz Kadir Bey. Halı güzel olmaz. Çok heyecanlıyım. Kadir Bey'le aynı mutfakta yemek yapmak ve temizlik yapmak beni çok mutlu edecek. Bugün çok rakiplerinin en göze aldıkları, karşılarına aldıkları bir rakibin günü. Bakalım nasıl geçecek. Kapı çalar, kapı. Palas Pandaras dalıyorsa bak adam nerede, nerede? Adam dönüp duruyor banyonun içinde. Geri mi çıkayım ya? Geç şu köşeye. Ne yapıyorsunuz? Üstüme mi çıkacaksınız? Banyomuz birazcık daraşık ya. Banyomuz daraşık ne demek? Böyle işte. Ya Onur Bey, daraşık ne demek? Ya küçük küçük, küçük demek istiyorum. Banyomuz daraşık ama bize yakışık. Boş ver, evet. Güzel, neyse. Hadi gidiyoruz. 4 tane hanım aşağıda seni bekliyorlar. Beklesinler, ne yapacağız? İyi bir performans, güzel bir kahve sunumu, şık bir masa, yalan yanlış olmadan çatal bıçak sunumu. Hepsini bekliyoruz. O sinek yiyen çiçekler var ya, onlar gibiler hepsi masada bak. Yüzlerini onu düşün, hepsi öyle seni yiyecekler. Anca yelpaze gibi misin? Sallarım. Bak bu kadar iddialı güzel konuşuyorsun, yapabilecek misin? Evet. Hadi bakalım, geç o zaman. Geç. Adam yapacağım diye iddialı. Tabii ki hırslıyım. Tabii ki herkes kazanmak ister. Burada emek sergiliyoruz. Emeğimizin karşılığını da almak isteriz. Ama nasip kısmette ne varsa o olur. Ama ben iddialı menü olduğunu ve kazanacağımı düşünüyorum. O yönde de çalışmalarımı yapacağım. Misafirlerim geldi. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın teyze? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldin teyze. Öp. Ah, hiç sevmedim. Önce böyle bir sırıttı sırıttı, baktı ki bizden ona bir pas gitmedi. Sonra hoş geldiniz dedi, geçiştirdi. Bence Onur'un karşılaması güzeldi bugün, olması gerektiği gibi. Biraz böyle gergindi, stresliydi, kaygılıydı gibi gözüktü. Bize de yansıttı onu. Çok şıksınız. Teşekkür ederiz. Açılıcım, günaydın. Hayırlı sabahlar. Tekrardan cümlete hoş geldiniz, sefalar hoş bulduk. Ayaklarınıza sağlık. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. İyiyiz vallahi. Hepsi meraklı. Açık konuşalım değil mi? Herkes meraklı. En çok merak ettiğimiz masa. En çok merak ettiğimiz masa. Masada yemekler. Sunumun merakı. Hepsini birden. Hepsini beraber. Evet. İnşallah merakı. Ama farkındaysanız Onur Bey çok şık bugün. Evet. Evet. Yani böyle giriş yaptığına göre devamı da böyle gelir. Masaya İnşallah. Da yansır diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Sen nasılsın Semiha teyze dünden sonra masada? Dünden Kadir Bey, ben eve gittim, otele girdim, hemen yatağa girdim. Hiç konuşmadım sabahın 7'sine kadar, 6.30'una kadar. Sen de hiç konuşmamak. Hiç. Hastalandım. Her yerim titredi zangır zangır. Bir üşüme geldi, bir halsizlik geldi. Zor çıktım. Aa, geline soruyorsun. Geçmiş olsun. Mutfakta yorulduğundan mı yoksa masadan dolayı mı? Masadan dolayı. Masadan dolayı. Hiç mutfak bana dokunmadı, masa dokundu. Hey, ayakta durmak, koşturmak değil. Masadaki yorumlar mı evet, sana dokundu? Evet, masadaki yorumlar çok dokundu bana. Yorganı başıma çektim, iyice ağladım, ağladım. Ondan sonra hırsımdan uyudum. Vallahi neden dokundu? Neden? O çorbada hiçbir şey yoktu. Tadı tuzu yerindeydi, kıvamı yerindeydi. Arabaşı çorbası dedin. Çorba yaz ve kış o çorba içilen bir çorbadır. Semiha teyze kendi günden bahsetmediği bir gün olursa zaten o gün başımıza taş yer kesin yani. Semiha günün teyze. Günün dünde kaldı. Bugünün moralini bozma. Bugün daha bak neden moralimi bozma? Bozarım tabii ki. Niye benim suframı beğenmediniz? Üzülüyorsun. Ama Semiha teyze değil. Beğendik ki. Beğenmedik değil. Eksik beğenmedik. Bulduk çorbanı. Çorban güzeldi. Eksikti ama. Onlar benim yemeklerimi beğendi de kıskandı. Sinir oldum vallahi billah. Siz dün Semiha teyzenin yaşından dolayı bir tık daha yumuşak mı yorum yaptınız? Hayır. Yoksa genel olarak herkes aynı şekilde mi yorum yapardınız? Aynı yorum yaptık. Asırdığımı da düşünmüyordum. Yani anlatırken, izah ederken biraz yumuşadık Semiha teyze. Yoksa senin verdiğin tepkilere karşı
Hafif kaldı yani bizimkiler bence. Yani. Gene yaşından dolayı biraz alttan almışlar. Hepinizden özür dilerim. Estağfurullah. Madem hatam suçum varsa. Hayır estağfurullah. Özür dilerim. Senin o an kesilmezse sen öyle gitsin. Biraz eleştirmedik öyle geldi. Bak ben şuna estağfurullah. Onur'a geçelim mi şimdi? Günahın günü rolünü evet. Çalmayalım tabii şimdi. Ki, tabii evet ki. Onur kendinden bahset. Biraz bize. Ben aslen Erzurumluyum. 24 yaşındayım. Erzurum'da yaşadım. Ondan sonra bir yıl Erzurum'da aşçılık okudum. Sonra Kocaeli'ye geldik. Akrabalarımız ticaret yapıyordu. Biz de geldik onlarla birlikte ortak olduk. Başından bir kötü bir olay geçti geriye dönüp Erzurum'dayken. Biz Erzurum'dayken... Puanımı nasıl verdim? Neyi puanı? Nasıl verdin? Puanımı nasıl verdim? Yemek programında puanımı nasıl verdim? Yemeklerine göre değerlendirerek? Masamı beğendim. Salatamı beğendim. Böreğimi beğendim. Bir dur bir şey anlatıyorum. Tatlımı beğendim. Sen dünde kaldın lütfen kalmaz, Sena teyze. Kalmaz ben dünde kalmam. Ben dünde kalmam ben söylerim Onur Bey. Ama Kadir tamam. Bey şöyle bir şey söyle de oldu. Bak, eğer Onur Bey Semiha teyzeye patlıcanını tam puan vermiyorum demeseydi Semiha teyze arasındaki olan o diyaloğu yani ya paranın yarısını sana vereceğimi söylemeyecekti bence. Ha o da ayrı bir şey. O ayrı bir benim için çok büyük bir şey o yani. Bu böyle bir yarışmada böyle bir şey çok büyük bir şey o benim zaman... için. Orada sinirlendiği için içeride patladı. Kendi ayağını sıkmış oldu. Çok güzel oldu bence. Kız ben hayır. Sana bir şey diyeyim mi? Bu aslında bana kazansa bile vermez. Vermez. Ben bunu tabii. Nerede bulacağım? Bak bak. O zaman Semiha teyzenin İşim söylediği hayır, Semiha teyzenin söylediği de o zaman art niyet. Onu ne dedi biliyor musun? Birinci günü aşağı indik ya. Aşağıda dedi ki Kadir'i dedim çok seviyorum dedim. Çok iyi hoşuma gidiyor Kadir dedim. Ben burada olsam dedim ben de katırım o bayan şeyine. Teyze ben seni götüreyim istiyorsan dedi. Yalan söylüyor. İşi bitsin hiç tanımaz beni bile. Nerede gezdirecek? Neyse Kadir. Dur anlatsın bak zaten parfümü tıkadı beni burada. Dinlemeye çalışıyorum ciğerlerim söyledi. Koy da anlatsın. Tamam Kadir. Anlat ojon tabakasına gel. Hiçbir şey göründüğü gibi değil bu hayatta. Sizin de anlattıklarınıza baktığım zaman yani onu görüyorum ki gerçekten öyle. Biz de o zaman Erzurum'da yaşıyorduk. O zaman babam gurbetteydi. Gidip dışarıda çalışıyordu, geliyordu. Yani senede 6 ayda bir anca görürdük babamı. Ama Allah razı olsun hiçbir şeyden bizi şey bırakmadı. Güzel. Köyde en kaliteli şeyleri giyerdik. En kaliteli oyuncaklarımız olurdu. Ama o zamanın şartları onu gerektiriyordu. Dışarıda çalışması gerekiyordu. O zaman biz de köyden başka okula gidiyorduk okumaya. Servis taşımacılıkla gidiyorduk. Neyse bir gün işte tam unutmuyorum Haziran'dı. Okullar tatil olmasına bir hafta vardı. Biz bir trafik kazası geçirdik. Aa, geçmiş olsun. Biz benim küçük kardeşim. O zaman ben 13 yaşındayım. Kardeşim 7 yaşındaydı. Birinci sınıfa gidiyordu. Bir de bizim köyün imamımın kızı bir de oğlu. Onun kardeşiyle benim kardeşim yaşıt. Aynı masada aynı sınıftalar. Tam servise binerken o gün de servis ters yönden gelmiş. Yukarıdan. Yanlış yönden gelmiş. Bir de şoför kendi şoförü değil. Başka biri kullanıyor. Yabancı biri. Tamamen hata. Her şey hata. Üst üste geliyor. Gelişi hata, başkasının kullanması hata. O arada araba kullanması demek ki pek de bilmiyor. Bize çarptı. Bize çarptı. Ben iki... Servis sizi almaya gelirken size çarptı. Biz şimdi duran servise biniyoruz. Tamam. O da üstten aşağı geldi. Hızlı bir şekilde geldi. Araç kullanmasını bilmiyor. Bize çarptı. Biz araca binerken. Tam kardeşim bir adım atmıştı aracın içine binerken. Of. Ben arkasındaydım. Biz araç bize vurur vurmaz. Kardeşim benim önümden aracın önüne düştü. Of. Diğer çocuk da düştü. Diğer kız arka taraftaydı ablası olan. Ona hafif dizine çarptı. Sen? Yana düştü. Ben iki aracın arasına sıkışa sıkışa gittim düştüm. Arka tarafa. Sürttü böyle. Evet. Kardeşim yerde. Yerde yatıyor. 7 yaşında. 7 yaşında. Oh. Ondan sonra ben gittim hemen canavarıyla sarıldım. Oh. Kardeşim Doğukan. Bakar mısın? Hani ses vermesini istiyorum. Herkes toplandı. Kalabalık. Hocalar orada. Köy yeri. Ambulans yok. İlçeden ambulans bekle ki gele de hastaneye gidek. Yani o zaman şimdi idrak ediyorum sağlıkçı olunca. O zaman kardeşim orada ölmüştü. Çünkü şeyi bayağı kötüydü. Teker üstünden geçmişti. Yaşının arkası falan çok kötüydü. Ve sen yani bunların hepsini o an gördün. Yaşadım. Ben de orada yaralandım. Bayağı bir yaralandım. Orada ameliyat oldum. Ondan sonra işte bayağı bir yürüyemedim. Kardeşimin öldüğünü 15 gün sonra öğrendim. Çünkü söylemediler. O ara ben de ameliyattaydım. Kadir Bey hepsini yaşadım. Ondan sonra ambulans geldi. Bizi aldı götürdüler Erzurum'a. Ben yine kardeşim soruyorum ambulansta. Kendim şeyim nasıl, durumu nasıl, durumu nasıl. Sonra kardeşler, benim kardeşim de o diğer çocuk ikisi öldüğü için ilçe hastanesini morguna götürmüşler direkt. Diğer iki çocuk da öldü. O da öldü. İkisi de öldü. Ondan sonra neyse biz gittik şeye.
iyi hatırlıyorum, şehir hastanesine. Halam gelmiş, bütün yabancılar gelmiş, bizim akrabaların hepsi gelmişler. Her yerim yabancı. Babaanne yok, babam gurbette. Dışarıdan gelecek ki babam. Ondan sonra neyse ameliyata gireceğim. Doktor demiş hemen ameliyat olması lazım benim için. Elimin içi dikilecek, bu kemik yok. Burada ameliyat olmam lazım vesaire. Ondan sonra bizim akraba şey yaptı. Bizim akraba yabancı biri vardı yanımda, duruyordu. Bizimkiler köyde. Ben diyorum ki annem babam niye gelmiyor? Hani ben hastanede yatıyorum, niye gelmiyor? Annemi arıyorum, annemin sesi hiç çıkmıyor. Anne diyorum, sen neredesin? Hani ben hastanedeyim. Doğukan da burada olması lazım. O ilçe hastanesine biz gelemiyoruz. Hani onun yanındayız, o küçük ya, senin halan yanında, halan yanında olacak diyor. Onur sen kaç yaşındaydın bunlar olurken? 13 yaşındaydım. Onur fazlattı, anlatma vücudum bir tane. Aynen, ben neyse. Yani benim evladımla yaşadığım daha ağır bir olay tetiklendi. Hatta o arada da kendimi bayağı kötü hissettim falan. Ben onun gibi böyle hani içten pazarlıklı, haset fesat düşünmüyorum. Gerçekten üzüldüm. Başı sağ olsun. Şu anda bile yani. Çünkü yaşayan bilir. Neyse halamın evine çıktık. Taburcu oldum. Seni eve gene götürmediler. Eve. Gidemiyorum, yürüyemiyorum. Tekerleksiz doktor demiş ki yürürse mucize. Simsiyah ayaklarım, mayaklarım her yerim. Ezildi. Tabii. Yani affedersin lavaboya bile gidemiyorum. Öyle söyleyeyim. Halama gelen başın sağ olsun diyor. Diyorum ki hala niye sana başın sağ olsun diyorlar. Aslında inanmak insan istemiyor. Duyuyorum. Bir şeyleri belki anladın ama konduramıyorsun. Yan taraftan ses geliyor. Diyor ki şey akrabanın bir yakını ölmüş. Denk geldiler. O ona baş sağlığı diyor. Sen bana zannediyorsun diyor. 15 gün bana söylemediler. Her gün soruyorum. Söylemediler. En son bir gün böyle oturuyoruz. O halamı da çok seviyorum. Dedi Onur dedi şey. Sana dedi bir şey söyleyeceğim dedi. Dedi ya ben zaten olayı anladım. Böyle sanki elim ayağım boşa dedim sus dedim hala. Böyle elini böyle yaptım dedim sakın bir şey deme dedim bana. Ondan sonra dedi ağzıma varmıyor dedi demek ama dedi. Kardeşim dedi kaybettik dedi. Büyük bir travma ama her şeye rağmen hayat devam ediyor. Maalesef. Kaldığı yerde devam etmek tekrar, zorunda. Tekrar başın sağ olsun. Allah sana uzun ömür versin. Amin inşallah. Allah onu unutturmasın. Kurban Allah unutmasın. Başka acı göstermesin. Yani herkesin bir hikayeti var. En çok gülen insanlar, en çok yaralı insanlar. Evet, dışarı neşe saçıyor. Çünkü da içine mezar eşiyor. Aynen aslında. Kadir Bey'i izliyorum ya mesela. Ben hep diyorum. Yani hep aynı. Zor bir şey. Allah yardımcın olsun. Allah başkacı göstermesin. Başka kardeşim var mı şu anda? İki tane çocuğusun. Kız kardeşim var. İki kız kardeşim. İyi Allah onları sana bağışlasın. Tatlı canımı niye beğenmedin? Ya sevmezsin Allah. Allah'ım ya. Ben herkesten beklemezdim de sen de beklerdin de senden beklemezdim. Hem de bağırıyor. Bak bu kine çığır dedi. Benimkini niye beğenmedin? Semiha teyze de cenazede bir de soranlar gibi durup durbar yapamayacağız. Semiha teyzenin bugüne kadar yaptığı en iyi şey oydu. Çünkü o anda onu dağıtmasa dağılabilirdik o konuda. Senin patlıcanı beğendim. Patlıcanı oydum oydum. Geliyor Selvi boylum. Selvi boylum gelirse şahabeder gönlüm. Kahveleri getireyim ben. Sen getir kahveleri. Kahve yememden gelir. Bu kadar da bozuk bir ekip anca böyle bir ama 2 dakikada değiştik. Ölü mezarda dikertecek yani. Hayatın gerçeği bu işte. Bir gülüyoruz, bir ağlıyoruz ama çok zor. Şema sen hiçbir şeye inanmıyorsun. Ben mi? Benim söylediklerim hepsi gerçek. Koca Türkiye izliyor. Arkadaşlar ben değilim bacım. Adım başım büyük. Ay yanında oturuyor diye. Hayır ben... o demedi. Sen dedi. Kız o dedi. Nereden dedi? Çoğuna inanmıyor. Ayça dedi. Beni getir. Hayır. Ben Sema söyledi. Hayır o demedi. Başım o dedi. Dedi. Kız ben dedim. Beni ağzımı açmadım. Sen de var ya. Sen ya saman altından su yürüdün. Neredensin biliyor musun? Bir gün önce yarıştık. Teşekkür ederim. Beğendiniz mi? Teşekkür ederim. Sen ne zaman duydun benim konuştuğumu da sen hemen öyle söyledin. Hayır en heyecanlı dinleyen bendim. Toprak benim evet. Başıma iftirayı da bana attı. Ya bilmiyorum ben bunu dediğini hiç yapamadım. O patlıcanı siyah yatırma dedi bana dedin. O dedi bilmem ne yaptı bana dedin. Hepsi bana. Gözünün önünde ben kalmışım. Ha bu arada Ayça yalan anlatıyorsun demedi. Dedi ki biraz abartıyor dedi. Azıcık şoşartıyorsun dedi. Aa Ayça ilk günü kibarlıktan. Ay teyzeciğim buyurun geldi. Çorbayı beğenmedim kızım dedim. Böyle teşekkür ederim. Düğününde çağıracağım beni. Ölmezsem Allah izin verirse o düğüne geleceğim. Derdini mi anlatacağım? Yaşelen hayır oynayacağım. Peki Semiha teyze anında nasıl ağlayabiliyorsun?
Ya çok merak. Konuşurken bir anda ağlayabiliyor. Ben de ona hayret ediyorum. Göz ağlamazsa göz ağlamaz. Orası okey. Nasıl ama ağlayabiliyorsun onu bak, merak. Bunlar sabah dedi ki Kadir hastaneye gitmiş. Senin dağın. Teşekkürler. Eyvah dedim diyor ki yemeklerimi doğandı Kadir dedi. Patlıcanın iyiydi. Yok, İyi gene kendini araya sokmuş. Lokma yedin ki o doğanmıştı. Ben internetten baktım. Lokma mı? Lokma yedim. Bir yerde tatlı yedim. Yok benim. Lokma ben de Emine gönderdiği dutları yedim. Bak ellerine sağlık. Bir de kargayla savaşıyordu. Değil de bir de nasıl sevgilisine 3,5 milyar vermiş ya. 350 bin lira. 350 bin neyse onu seyrettim kafama adam ağrıydı. Sevgilisine 350 bin lira borç vermiş. Sonra sevgilisi kaçmış ayrılmışlar. Tabii eyvah, adamın iddiası. Eyvah. Mahallede lokma döktürmüş kurtuldum diye. 350 bin lira gittikten ne sonra veriyor? Daha kibar abla normal mi? Gel. Devamsız ne veriyor 350 bin lirayı? Kadir Bey, o da muhtemelen belki gider diye vermiştir. Haberlere de çıkmış zaten. Artık git buradan. Hayır ben şeye takıldım. Peki bir şey soracağım. Cidden nişanlıyken ya da sevgiliyken borç verir misiniz? Hayatta vermem. Ben şahsen vermem. Evliyken vermiyorum Elif'e nişanlıyken ne vermem? Ben şahsen vermem. Ben nişanlı olayım. Nişanım dese ki Semih ya bugün bana bir 10 milyon verdi sekine. Veren veriyor Kadir. Vermem ki. Veriyor ya ama 350 bin lira az para mı yani, bir senenin içinde? Bina mı vermem? Ne vereceğim o bana versin. Ben sen dün lokumu yemem dedin kuralıya da koydun. Kolay mı kazanıyor 350 bin lira çoluk çocuğum rızkı? Hayır şey nişanlısın ya güveniyorsun evleneceksiniz falan filan. Nikah olmamış. Açıklığını bilirsiniz. Kadir Bey ben şanlıma veren yani. Nişanlıma niye vereyim? Heriften alıyorum vermiyorsam. Sağ gelişi var gidişi yok ama. Patlıcanlı beğendim. Semiha teyze olmayan yönlerini söyledim. Lan neresi olmamıştı? Hadi gel sen şu menünü say bakalım bak, bize. Bak ne getirdim bak bak gel, bak. Gel gel gel. Nenemin çeyizinden ha. Kimi? Ya sen bilirsin. İçine. Sus devamsız. Ne sunumluk. Ne olacak o şimdi? Nasıl o tepsinin içine sardım getirdim sana anılar yaşatmak için. Ay hala elim titriyor. Onunla gözüm boyayacağım. Ben kralını getirirdim onu. Dün dedin ki şeyler lokumlar dişlerime takılıyor kurabiye de getirdim ama görünmez. Bilinmez. Garajlarda yok. Değişen çantamın için iki tane özel mendil aldıydım. Halay çekeceğim seni. Onu da kaldı. Dün şu arkadaşa aşkım. Dedim iki tane getir de ben de dedim. Kapıyı açınca dedim bir kadınla halay çekeyim dedim o da bulamamış. Bana diyeydin getirirdim ben sana. Vallahi sen vallahi. Yani. Peki hazır mısınız Onur'un menüsünü dinleyelim mi? Hayır dinleyelim o kadar konuşmayla çıkacak. Diyor. Bir senede aşçılık okumuş. Tabii senede çok bir şey çıkmıyor. Hadi bakalım. Temel şeyler. Temel şeyler. Şimdi bir sene bir sene. Kendini geliştirdiğini söylüyor. Bir senede aşçılık mı okudunuz siz? Ya. Bak bak bak. Ya. Ama ön hazırlık okumuş. Neyi öğrendin? Yalnız işin kötü tarafını biliyor musun? Tempereyi, kömürden yanar, nasıl olur öyle? Başka ne öğrendin? Ulan sen atacağım diye bu hatırları mı getirdin? Bayat şeyleri. En azından gelinime yaptırıp getirmedim. Sen madem diyorsun hamar atım yapa da getireydin. Ne evden. Biliyorum ben kendime öğrendim sen yaptırmadığımı. Sen dedin ki ben gelin yaptı dedi. Olsun. Ama gelin yaptı ama sonuçta kızım senin dedim kahvenin yanına kurabiye yaptı. Senin... Ben yalan söyleme. Niyesin? Bak... Ama senin bayat dişim acıdı git. Hiç özel getireydin bana madem öyle. Gitmiş almış gelmiş hazırı. Hazırı herkes getirir. Bugünkü menümüz düğün çorbası, portobello mantarlı ıspanak olovan. Ana menüm patates püresi yatağında kuru erikli kuzu yahni. Yanına da çoban salatası, tavuk göğsü tatlısı yapacağız. Onur Bey'in sadece çorbasıyla ana yemeği hamaratlık gerektiriyor. İddialı. Diğer yemekleri hamaratlık gerektirmiyor. Basit. Aklı sıra Fransız yemeği seçmiş gibi görünüp ismini hiç abartarak, şoşartarak diyeyim ben ona. Bizi kandırmaya çalışıyor. Happy topu milföy, kültür mantarı, ıspanak. Çok basit. Hanımları uğurlayalım. Onur Bey'le hem güzel bir temizlik yapacağız. Kendisi hem genç hem de hızlı. Görelim temizliğini. Oyma koltuklarımız var, vitrinimiz var. Ardından da var, muhteşem var. Menüsüyle mutfağa gireceğiz. Haydi bakalım. Bence iddialı değil. Yemeklerini bugün söyledi de hiç beğenmedim. Neymiş? Düğün çorbası. Ispanağı, soğanı doğra, içine salçayı. Zaten ıspanağı koyunca hamur gibi olur. Basit işler. Onur Bey'in çok merak edilen mutfağında güzel tarifler, lezzetli yemekler var. Eyvah. Açayım mı? Pat. Akşam oldu Ayburdu da gelin görün Bayburdu. Pencereme Ayburdu. Bak tek oynuyorum Kadir Bey. Bu mutfağı sakın kaçırmayın. Beni alın, beni alın, beni alın programa. Tavuk göğsü için miydi bu? Bolovan ne işte o önemli. Bolovan ne? Et mi? Yüzünü seyircide nasıl esirgemeyeceksin? Tabii ki. Çok konuşan var ha, hiçbir iş yapamaz. Kadir Bey benim size bir hediyem var. Alabilir miyim o hediyemi? Seni Allah kahretmesin. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Kadir Zildi ile en hamarat benim de. Sizi tutuyorum. Çalanım varsa namerdim. Bakın. O
Nuri'yi temiz yapacağını zannetmiyorum bence. Çünkü hep aklı dışarıda olan bir çocuk. Yani böyle evcimen, şeyli, ev hayatıyla içli dışlı olacağını düşünmüyorum. Belki ters köşede yapabilir ama zannetmiyorum. Ben süpürge tutuyorum, radyo öyle giriyor. Kuleyle bak. Utanmıyordu. Evet, var başına Kadir Bey. Selalı ben sondan arasın. Radyo öyle giriyor. Can da biliyor. Evet efendim, ekranların en leziz, en temiz, en neşeli programı Kadir Ezildiğine Marat Benim'de elemi keder atmadan önce ruhumuzu müzikle doyuruyoruz. Edirne'den Kars'a, dünyadan Mars'a herkese selamlar. Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Ama halay her yere götürür. Bütün kederi atıyoruz şu anda. Hadi bakalım. Teşekkürler, yeterli. Şimdi geri kalan elimimizi temizlikle atmamız lazım. Aynen hemen topla fincanlarını Onurcuğum. Hemen topla. Onur çok akıllı, çok uyanık bir çocuk. Herkese iyi anlaşayım, iyi geçineyim. Yani güler yüzlü, kendini sevdiren. Beyefendi, trafik kazası geçirdim diyor. Semih Hanım patlıcanıma kaç puan verdin diyor. Ha ona valla ben de şey oldum. Anam yavaş. Hayır bir de en heyecanlı yerinde girdi yani araya. Aynen öyle Kadir Bey. Var ya, bence onu son dakika şey için yaptı. Listes. Ortalık dağılsın, üzülmesin diye yaptı Semih teyze. Ha öyle mi dersin? Öndekilerini bilinçsizce yaptığını düşünüyorum ben yorgunlukta. Otele gidince direkt yatmış öyle dedi. O var ya işte dedi yani hiç konuşmadım diye. Sinirinden içi içini yemiştim. Ben diyorum başından olay geçti. O gene diyor benim patlıcanım nerede? Ama çok da lezzetliydi ya. Bak deme işte kadın sinirleniyor. Sinirlensin ne olacak şey Kadir Bey. O hafta böyle. Demek ki gelinin yarıştığı hafta yarışsaydı. Demek ki o hafta Davut'un Mavut'un olduğu yarışmacılar olsaydı. Semih teyze herhalde acillik olurdu kesinlikle. Kesin. Tutamazdık. Duygu sömürüsü be. Uyuyamadım otelde. Yok ne bileyim ne yaptım bu pasırsın. Siz de var ya. Sen var ya sen. Teyzem. Ölçeyim. Şimdi Duygu sömürüsü. Ama o benim iyiliğimi suistimal etti Kadir Bey. Bana oy vermemek için. Bilerek yapıyorum. Neyse, yani artık daha o konuları açmak istemiyorum bence ama. Bence de açmayın yoksa ikiniz zararlı çıkacaksınız. Açtırmak evet, istemiyorum. Evet Onurcuğum ama yemekte marifetliyim diyorsun, temizlik yapıyor musun evde? Temizlik yapıyorum ama nasıl? Nasıl? Şimdi doğruyu konuşmak gerekiyor. Şimdi detaylı sizin kadar yapamayız. Tamam, o ayrı. O ayrı bir şey. Vaktin yok. Ama annemize yardım ediyoruz. Ne yapıyoruz? Tülleri takmadan, işte cam silerken yardım ediyoruz. İşte annemiz mutfaktayken. Klasik etkimizin ucundan tutuyorsun. Evet, şimdi aynen öyle. Şimdi tutsun ucundan, hadi bakalım. Tutalım. Onur Bey'e bir iş verelim bakalım nasıl yapıyor. Bekle o zaman. Aa Kadir Bey. Sen vitrini boşalt, ben leğen getiriyorum. Ne oldu? Kirişi mi kırıyorsunuz? Nereye? Kadir Bey'e özel bir şey getirdim. Unuttum ben onları giymeyi. Ne giymeye gidiyorsunuz? Eski tarihimizin kültürünü yaşatan emeğimizi taşıyorum ekranlara. Onur bence temizlikten hiç anlamaz. Çok konuşan var ha, hiçbir iş yapamaz. Kadir Bey. Efendim. Bakın. Allah kahretmesin seni. Geçen ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Gittim ayakkabıcıya, en hamarak benim hazırlanıyorum, geleceğim buraya. Kara lastiği gördüm. Abi dedim bunları dedim ben alabilir miyim? Kardeşim dedi biz bunu satmıyoruz. Aa neden? Ben onu dedi öyle dedi rafa koydum dedi. Aksesuar olarak. Tozlu raflar arasında duruyor. Ben dedim bu dedim gidecek. Nereye? Kadir Ezildiğiyle en hamarat benime. Adam da çıkarttı anda sana hediye etti. Dedi ki götür getir. Ödünç verdi. Ama neden istiyorum biliyor musun? 7'den 70'e. Eskiden bunları insanlar giyer bahçeye giderdi. Küçükler giyer oyun oynardı. Ben iyi hatırlıyorum tabii o dönemleri. Bunda Onur emek var 85 emek. 85 doğumlu. Hepsini hatırlıyor. Gözü kör olmasın. Geç vitrinin başına. Geç vitrinden kaçabileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Boşalt hepsini masanın üstüne. Yalnız dikkat et bak bunların hepsi tarihi fincanlar. Antika var ya. Kadir sen gel böyle otur. Su mu? Bayramdayız temizlik yapıyoruz öyle düşün hadi. Anneannenin fincanları bunlar aman yavaş. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hatırası var. Kırılırsa da canı sağ olsun ne yapalım. Yalnız vitrinin içinde de bardakların izi çıkmış. Eyvah eyvah. Onur Bey temizliği vitrinden başlıyor. İnşallah bir şeyleri kırıp dökmeden bitirir. Onur nasıl bir rakip? Onur bir kere sırf kazanmak için böyle herkese tatlış görünüp saçma sapan cahil bir yarışmacı benim için. Su getirecektiniz unuttunuz mu? Getiriyorum. Evet sürpriz. Leğeni al götür. Hayır Kadir Bey. Adamın her şeyi sürpriz. Yemin ederim sürpriz adam. Kadir Bey'i Onur Bey'in mutfakta bunaltacağını düşünüyorum. Onur Bey'in tek yaptığı şey gereksiz bilgiyi karşı tarafa yüklemek. Kara gümünden geldim. Allah kahretmesin seni. Beşpınar'dan mı doldurdun suyu? Eski Erzurum kara gümüyle geldim buraya. Eskiden Kadir Bey. Korkuyorum beni atın da çıkaracaksın içeriden yakından diye. Yakından gelecek o da. Eskiden Kadir Bey bununla su ısıtır silerlerdi ortalık daha iyi temizlensin diye. Şimdi soğuk suyu koy dolandır. Olur. Türkiye'de hala soba yakan, hala güğümde su ısıtan insanlarımız var. Evet. Evet.
Sizin tamamıyla tedaviden kalkmadı yani. Siyah beyaz televizyon değil bu. Siz bunu siyah boyalısını almışsınız. Ateşin üstüne ya. Ama ne yapalım? Aksesuar amaçlı. Aksesuar amaçlı. Bunu bulabildik. Boyalı güğümü getirmişsiniz. Şimdi. Dürüyemin güğümleri kalaylı. Hadi başla bakalım. Puan alacaksın i̇çine buna. O kurulayıcı. Su yapmayacaklar içine. İçine işte deterjanları. Burada al hangisini istiyorsan. Hadi bakalım Onur Bey. Görelim bakalım temizlikte nasılsınız. Onur temizlik yaparken hem konuşacak, hızlı davranmaya çalışacak. Kurallarına göre temizlik yapabileceğini düşünmüyorum. Semiha teyze dün nefes nefese iş yaptı vallahi. Hem de ne? Hem de ne? Dedi ki verin verin yapayım de dedi. Sonra dedi arkamdan konuşmasınlar dedi yapamıyor diye dedi. Ah Semiha teyze oradan buraya adım atana kadar. İnanır mısın bana da öyle dediler. Sabah otelin önüne arabayı çekiyorlarmış da yürümesini bekliyorlarmış. Dediler ki nasıl temizlik yapacak? Aha da dün gördüm gayet de canlıydı. Ben hepsinde bu yaşta daha güzel yarıştım. Temizliği yaptım. O şeyi de yaptım etapı. Girdim. Onu da süren bitmeden yaptım. Yemeğe de 15 dakika kalaraktan yaptım bitirdim. Özür dilerim Sema teyze ama o kadar da güzel yemek yapmadınız. Tadını tuzunu vallahi bile hepsine tadı tuzu çok güzeldi. O zaman istediği yere göre konuşuyor. İstediği yere göre de hareket ediyor. Doğru aynen mu? Aynen öyle. Onur Bey maşallah temizlik yaparken de hiç susmuyor. Onur bu yarışmaya niye bu kadar gelmek istedin sen? Birilerine bir şey mi ispatlamaya çalışacaksın? Kendi bizde gücümüzü gösterelim. Neden? Göstermeyelim, yapamayalım ki. Artık daha o eskidenmiş. Kadınlar yapsın, erkekler evde yatsın. Şimdi kadın diyor ki ben yapıyorsam sen de yapacaksın. Çünkü artık kadınlar da çalışıyor. Bitti. O devir bitti. O devir bitti de acaba bu vitrinin temizliği bugün biter mi merak ediyorum. Genel anlamda yaşı genç. Yaşı genç olduğu için, erkek olduğu için çok fazla mutfakla alakası olduğunu düşünmüyorum. Kadir Bey buradan neler geliyor be? Orayı niye ellediniz? Ki şimdi. Sen vitrinin içini bir bitir. Onur kazanmak için her şeyi yapabilecek bir çocuk yani. Vitrinin içindeki değerli eşyalar tek tek özenle yıkanıyor. Dikkatli bir şekilde kurulanıyor. Ben haksızlığa hiçbir zaman tahammülüm olmayan biriyim. Haksızlık varsa onun karşısında susmak dilsiz şeytanlıktır. Yapmış olduğum yorumlarda da olmuş olmuş, olmamış olmamış demek gerekiyor. Buna da karşılık verdiğin zaman sivri dilli olduğunu söyleniliyor. Ama bence sivri dilli olduğumu düşünmüyorum. Sadece haksızlığı savunuyorum. Vallahi muhteşem oldu. Ellerime sağlık. Kadir Bey hazır. Onurcuğum ellerine kollarına sağlık. Çok teşekkür tebrik ediyorum. Ederim. Hiçbir şeyi kırmadın. En önemlisi oydu. Güzel de başladın. Yukarıdan aşağı gitti. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Madem bu kadar programı severek izliyorsun. Evet. Evresisinde zorlu etaplarımız var. Yıkamaya ne dersek foşur foşur. Bak Semiha teyze bir leke çıkarttı. Bir leke çıkarttı inanamazsın. Onur Bey de yapacak. Çiğnemeyeceğim. Yok çiğnemedi. Sıkasın. Oturamadı. Ayakta yaptı kadın zaten tamam, ama. Zaten ondan o leke biraz zorlu bir leke. Belki ileride işine yarar. Hadi gel. Tamam. Hadi geç bakalım. Bakalım çıkarabilecek mi? Benim gibi onlar iş yapamaz. Benim elim de var dilim de var. Yaparım. Hadi bakalım Onur. Kara güğümünle evet. Bu işin hakkına gelebilecek misin? Geç bakalım. Şimdi göreceğiz. Onur Beyciğim gömleğimiz bu. Eyvah eyvah. Okul sıralarında hep siyahlanmıştır onlar öyle sıralara sürte sürte. Etaba hazır mısınız? Hazırım. Buyurunuz. Ta 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 ta. Haydi bakalım. Kimin sevgilisiniz Burcu? Henüz daha hanımefendiyi belirleyemedik. Beyefendiyi de belirleyemedik de. 3-2-1 başlatıyorum süreni bak. Onur Bey 5 dakikanız var. Yeter mi su? Dökeyim biraz dökelim, daha. Dökelim dökelim Kadir Bey. Hele bir tanesi bir taktik uyguladı hala şok içerisindeyim. Vallahi mi? Vallahi billahi. Şeytanın aklına gelmez. Onur etapta başarılı olamayacak. Çünkü o bunun karşısına çıkabilecek çok yeni bir şey. Ve daha çok hanımların el yeteneğinin olduğu bir şey. O yüzden Onur etabı başarılı olamayacak etapta. Evet bakalım sezon finaline. Sezon finaline son 2 gün kala. Vallahi Kadir'cim koca sezonu bitirdik. Sezon arası vereceğiz. Yani hem kendi hayatımızda hem programın içinde koca bir senede neler yaşadık be. Nasıl başladık nasıl bitiriyoruz? Kimler geldi bu programdan kimler geçti? Ne diskalifiyeler ne yetişmeyen yemekler ne muhteşem sofralar, ne sürpriz dolu birincilikler, 50 bin liralar nerelere gitti, ne hayatlara dokunduk, ne hikayeler aldık, ne dersler çıkardık. Ah. Rize'ye mi gitmedik, Kayseri'ye mi gitmedik, Eskişehir'e mi gitmedik, Konya'ya mı gitmedik, Adana'ya mı gitmedik? Bir de Kastamonu'ya gitmedik. Evet. Vereyim mi deterjan biraz daha? Biraz daha. Bol bol Kadir Bey. Onur Bey herhalde hayatında ilk defa gömlekten ruj lekesi çıkartmaya çalışıyor. Bakalım başarılı olabilecek mi? Bak süre de önemli. Bir maşrapa deterjan kullandınız ya. Oh kokusu da güzelmiş. Senin koku takıntın var zaten onu parfümünden anladık. Dış sesin alerjisini coşturdu. Adam oksijen tüpüyle geliyor işe.
Sıkıntı yok. Arkasına söyle de yanlışlıkla almayalım. Kadir'ciğim, burnumun yapısı çok ilişkili olduğu için. Evet. Biliyor musun sen o yapı sıkır organını? Neyi? Yapı sıkır organı var. Herkes de var efendim. Rabbim herkese vermiş. Kendeki gibi yok canım. Rabbim herkese akıl vermiş. Herkes aynı şekilde kullanıyor. Seninki muazzam ama. Öyledir. Vücudunu belki de en gelişmiş yeri orası. Evet, ha? Biraz daha dökelim. Süreniz hızla ilerliyor Onur Bey. Dürü yemin gümleri kalaylı. Aha! Tekleri alaylı, alaylı aman aman. Süre gidiyor Onur, çabuk ol. Evet beyler, son saniyeler ve süremiz bitti. Ver bakalım. Benden bu kadar. Canı çıktı. Bir bakar mısınız halime? Her perişan olsa bak, kolları başları. Sabunu koydum la gene. Sen bunu başıma. Ver bana, sen koş doğru duşa. Yıka elini yüzünü, al güğümünü. Eskiden duşa duş fiskiyesi yoktu, güğümle yıkanıyorlardı ha. Evet, kalan yerleri gördünüz efendim. Açıkçası ben daha büyük bir performans bekliyordum. Böyle kenara koymuyoruz, bununla makineye atıyoruz. Daha iyisi varsa bakacağız bakalım efendim. Göreceğiz. Cuma günü kimin gömleği daha beyazsa alır süpürgeyi. Menümde lezzet geçişlerin bence çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Hatta ve hatta alışılmışın dışına çıktım. En azından ki ben kaynayarık, işte imam bayıldı, bilindik lezzetlerin dışında Fransız kültüründen gelen bir ara sıcakla sunum yapacağım. Bence menümün çok uyumlu ve çok güzel geçişli olduğunu düşünüyorum. Sezon finali haftasında Onur Bey bakalım yemeklerine nasıl yorumlar alacak? Konuşsam söz oluyor, konuşmasam köz oluyor. Neden sürekli var? Hepsini duydum. Bağırına orada ne konuşmuşsam hepsini duydum. Semiha'nın söyledikleri problem değil de Semiha'nın duymaması mı problem? Cahil bir yarışmacı için. Etlerini blenderdan geçirmenin sebebi ne? Ben burada Semiha teyzeye haksızlık olur. Niye? Çünkü onun çorbası ana çorbası olmuştu. Hamuru yoktu diye eleştirdik. E bunu da eti yok. Yorumların ikisi de çelişti. En beğenilen, en çok eleştirilen yemeği hangisi olacak? Büyük bir şok yaşıyorum. Niye bu nebe dedin? Neden? Çünkü Bolovan bu değil. Bolovan diye bize mantar dolması koyan kişiden hiçbir şey öğrenemem ben. Bir kere bak, şunu kabul etmiyorum. Ben seni, benim yorumumu kabul etmek zorundasın. Kalkıp da benim yemeğime, tabaklamama yorum yap. Bu masayı sakın ama sakın kaçırmayın. Eyvah eyvah. Yemekleri beğenmedikçe arkadaşlar Semiha'nın 1 kilo 1 kilo gidiyor. 1 kilo 1 kilo. O kadar mutluyum ki mutluyum. Gülüm senin yollarında gülüm dedim ölemedim. Sen bir restoranda ben kuzu işte erikli yahni istiyorum dediğinde bu gelse. Bu gelirse bu yahni değil, alın bunu dedi. Buraya niye geldin? E tamam, niye geldiniz, nerede? Konu tartışmaya kapalıdır. Neden bir şey? Yanıklık mı gözü? Tabii ki de uyanırsak. Bence baban sana çok büyük bir iyilik yapmış. Sakın bir daha şimdi kurursun. Okuluna mutluna gitme. Urban oldum. Çok fazla mutfakta alakası olduğunu düşünmüyorum. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan. Kadir Esildi ile En Hamarat Benim'de. En Hamarat Benim'den Onur Bey'in masasına herkese merhabalar efendim. Evet, temizliğimizi bitirdik. Ellerine sağlık bu arada. Çok teşekkür ederim. Bitirini de güzel yaptın. Gömleği de elinden geldiği kadar temizledin. Çok teşekkür Şimdi, ederim. Şimdi çok şaşalı bir masa görüyorum. Oymalı sandalyeler falan. Şimdi buraya güzel gold bir takım gider. Evet. Sen de seversin. Ben de çok sevdiğim için. Tabaklar hazırlanmış, çatal bıçaklar yıkanmış. Aynen. O zaman hadi kap da gel. Onur Bey ilk başta bir masa düzeni oluşturmuştur. Ama her gün göreceğiz ki bütün masa düzenleri benden örnek alınacak. Onur Bey hazır mısınız? Hazırım. Hazır tüp gibi. 3, 2, 1. Haydi başla bakalım. Onur bugün kendi takım elbiseyle geldi programa. O güzel, hoşuma gitti. İnşallah öyle bir masayla da karşılar bizi. Senin masa kurman kolay zaten. Tabaklarını falan hazırlamışsın. Yıkadım Kadir Bey. Dizdim hepsini hazır bir şekilde. Zaten bu yarışmada pratik olmak gerekiyor. Adam da pratik. O kadar çok konuşmaya altını dolduracak bir menü sunamadın Onurcuğum. E masan da istersen kuş kondur. Benim için hiçbir şey fark etmiyor. Ben masayı değil, yemekleri yiyeceğim. Ekmeğimiz. Peçeteliğimiz. Peçetelerimiz de güzelim. Tuzluklarımızı koyayım. Tuzluğu nereye koyayım? Şurası iyi mi? Evet. Tam başa evet. Yerleştirdim. Peçete mi düzüyoruz? Evet. Onlar da katlamış. Bak iki tarafa birden. Onur Bey Allah aşkına iki tarafa olmaz. Tarafa bence de koyacağım. İki tarafı hangi restoranda görülmüş ki? Onun el ayağı dolaşacak. Ya bardağı bir tarafa koyacak ya çatalı bir tarafa koyacak. Hadi arkadaşlar hadi. Evet. Senin tatlın ne, biz kaşık koyuyoruz? Onu tavuk göğsü. Tavuk göğsü. Siz çok seviyorsunuz diye tahmin ediyorum. Yani ben sütlü muhallebili şeyleri severim ama sizin tavuk için göğsü. Şerbetli seçmedim. Tavuk göğsü çok basit bir tatlı. Ben yani onu günlük yapıyorum. İçine zaten tavuk göğsü kullanacağını zannetmiyorum. Yalancı tavuk göğsü yapacaktır diye düşünüyorum. O gün Ayça'ya muhallebi yapmışsın demişti. Bugün kendisi de bize bir muhallebi sunacak. Kendisiyle çelişti bence. Tavuk koyacağız mı içine? Hayır. Aa! Ama sen yalancı demedin, tavuk göğsü dedin. Tavuk göğsü. Tavuk göğsünün içine nerede tavuk göğsü?
istiyorsun? Normalde didiyorlar çünkü göğsünden yani. Eğer içerisinde tavuk etlerini göremezsem o tatlı doğru bir tatlı değil. Evet, masa hazır. Hadi gidelim mutfağımıza efendim. Sonra güzel oldu, şık oldu. Evet, şık bir masamız yalnız oldu. Yalnız takımlarla böyle cumhuriyetin ilk dönemleri gibi. Evet. Güzel oldu. Hadi çok da güzel oldu. Evet Kadir Bey, öncelikle şimdi ne yapıyoruz? Etleri haşlamaya koyacağız. Düğün çorbası için kuzu gerdanlar düdükleyecek. Evet. Hemen. Hatta hepsini bir arada koyacağız. Çünkü bütün menümüz kuzu olduğu için ayrıca düdüklüğe ihtiyacımız olmayacak. Düğün çorbası bana göre çok basit bir çorba. Güzelce eti koyuyorsun, haşlanıyor. Et suyunu koyuyorsun, terbiyesini yapıyorsun, etleri didikliyorsun. Yani toplasan maksimum 10-15 dakika. Zaten düdüklü bütün yapması gerekeni yapıyor. Gerisi ona bir karıştırmak kalıyor. Zahmet olacak ama. Kadir Bey, patatesleri buna atabiliriz. Patatesleri soyuyor muyuz? Evet, soyarsak çok iyi olur. Düdüklüğe atacaksak soymadan atalım, su çeker. Daha iyi olur püre için. Su mu çeksin? Soyuyorum evet. O zaman. Tamam. Kuzu yağlının önce işte etlerini mühürlemesi lazım. Onları güzel mühürleyip daha sonra et suyunda pişirirse, diğer ana malzemelerini de tekrar eklerse 2-3 aşamalı bir yemek. Yani çok lezzetli bir yemek olur aslında. Ama işte dediğim gibi bu şeylere uyarsa. Sayın seyircilerim, Onur Bey yalancı tavuk göğsü için tencereye 5 bardak tam yağlı süt koyuyor. Önden niye un kavurmadık? Ya beyefendi yıllarca bu işin eğitimini almış. Bir senesi. Kadir Bey, benim tarifimde hepsini içine koyup ondan sonra pişireceğiz. Ne vardı? Dış ses, içerisine ne koyacağız? Yani onu da yapamıyorsa bence hiç bu yarışmaya katılmasın ki bence bu yarışmada böyle sütlü tatlıların olmaması lazım. Adı üstünde en hamarat benim. Yani ne alaka? Çocuk muhallebisi, bebek maması. 1 kilo süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı tereyağı sayın seyirciler. Üzerine tarçın, alın size tavuk göğsü. Çok yerim ben tavuk göğsünü. Ama kızım yapar, çok güzel olur. Eğer öyle güzel olursa veririm. Patatesi attık, eti attık. Evet Kadir Bey, şimdi ıspanaklarımızı. Ne yapacağız? Onları böyle kıyacağız güzel ince ince. Sana kilitledi. İsterseniz ben kıyayım. Kadir'i onun başına dikeceksiniz değil mi? Aşk olsun. Beni onun başına dikmeyi seviyorlar. Saplarına hiç koparacak mıyım sapıyla mı? Sapsız. Sapsız ince ince kıyacağım. Evet evet. İleyen verin arkadaşlar. Önce yaprak tozu basayım. Kadir'cim bu ne? Ne içinde? Molavan. Molavanı ben hiç duymadım. Mantarların içerisine koyacağız. Güzel onu kavuracağız. Mantar yatağında molavan. Molavan ne işte? O önemli. Molavan neymiş? Et mi? Hiç yemediğim için ben görmeyince bir şey diyemem. Milföy hamurunun üstüne. He, milföy hamurunun üstüne. He, güzelmiş, tamam. Bizim kültür mantarıyla milföyün arasına koy sen güzelce ıspanağı, bilmem neyi mantarlı da bilmem ne yemezler Onurcuğum. Çok basit. Molavan da milföy hamurundan yaparsa eğer çok basit buldum bence. Molavan bence atıştırmalıktır yani, ara sıcak değil. Kadir Bey, milföy hamurumuz yok. Hamburgerimiz mi yapacağız? Milföy 6 saatte olan bir şey. Burada zamanımız kısıtlı. 2 saat içerisinde milföy yapamayacağız. Tamam, bakalım milföyü kullanacağız mecburen yani. Kullanmayacak ya. Ne koyacağız altına? Mantar. Mantar, molavan. Ya ne oluyor Kadir? Bir acayip acayip şaşırmalar falan. Onur Bey dediyse tamam deyip geçiyoruz. Hiç görmedim de duymadım da. Benim kızlarım hepsi de rütbeliler, kocalar, her yere giderik. Böyle gazinolarda giderik. Lokantalarda ben hiç yemedim öyle bir şey. Bu ıspanakları mı? Bak ince ince doğruyorum. Evet, evet Kadir. Tamam. Molavanı daha önce yedim. Molavan dediği zaten içerisine kavurduğu mantar ve ıspanağı sadece alt taban oluşturduğu milföy hamurundan basit bir ara sıcak. Tamam. Şöyle elim yapmaz. Şöyle görebiliyor musunuz dış ses? Göremiyorum efendim. Orayı nasıl göreyim? Gel bak buraya gel. Ne bu, tavuk göğsü mü? Evet. Kadir Bey, kaseleri vereyim mi? Getir. Muhallebi. Yani tavuk göğsünü muhallebiden ayıran bir şey olmalı benim bildiğim. Biz evde yalancı tavuk göğsü yaptığımızda... Sıcak su. Sıcak suyla mı çok? Şu erikler birazcık. Sen bir kepçe ver, ben şunları doldurayım. Yalancı tavuk göğsü yaptığımızda unu yağda kavurup üstüne kepçe koyuyoruz. Kepçe ver. Buradaymış. Buyurun. Aslında bu iş tam senlik. Sen yap Kadir'cim. Ayça'nın evinde yıllardır böyle sütlü tatlılar yapmama rağmen şekerin az olduğunu belirttim. Ay çok beğendim, harika dedi ve dibini yaladı. Zaten o gün onun sütlü bir tatlı yapacağına emindim ki böyle de çıktı ortaya zaten. O yüzden beğendi bence onu, o yüzden yedi. Evet, ıspanaklı nasıl yapıyorduk dış ses? Ona da bir bakalım. Ben ne bileyim nasıl yapıyordunuz? İçine katacağımız malzemeler. Ha, onları söyleyeyim. 15 adet büyük portobello mantarı, 1 kilo ıspanak, 3 diş ezilmiş sarımsak, 1 adet soğan. Bir tane tavuk suyu bulyon mu? Evet, o var burada. 2 yemek kaşığı, 14 yemek kaşığı tereyağı, 2 çay bardağı süt, 1 çay kaşığı karabiber. Ara sıcakta bu olabilir ama hamaratlık gerektiren bir ara sıcağı değil. Tatları dolaba mı atalım, şuraya tezgahın üstüne mi dizeyim? Dolaba gidiyor Kadir Bey ama birazcık serinlese iyi olur. O zaman şöyle alayım kenara, şurada serinlesinler yavaş yavaş. Beyefendi sürekli ocak başında, biz oraya geçelim bari. Ama orada işim var. Ne yapacaksın şimdi? Kadir Bey, şunları doğrayabiliriz ama onları küp küp doğramayacağız. Bütün olarak yahninin içine atacağız. Tamam canım, yapacağız zaten. Evet, onlar o şekilde. Bir eldiven alayım, anlaşılan biz doğrayacağız bir çiçeği. Eyvah. Ne oluyor ya? O neydi? Kısaltıldı, kıs kıs.
Dikkat! Hayır, o baştaki. Eyvah. Patates o. Beyefendinin gözü de görmüyor. Eyvah. Baştaki o ikinci. Yazıyor orada neyin ne olduğu. Lakabımı herkese kullanma. Ya, bir şey söyleyeyim mi? Of, et koktu. Onur Bey'in ana yemeğinde eti lokum gibi pişmeli ve kuzu kokusu almamalıyım. Kadir Beyciğim. Arpacıklarımızı soyuyoruz. Kaldı mı size son iki bölüm? Evet. Ah, uzun bir süre göremeyeceğiz Kadir Bey ekranlar başında ama. Yani nasıl geçti desen hiç anlamadım bile. Gel burada doğrasana, Onur seni gör. Yahu beyefendi, 40 yılda bir nav ekranlarına çıkıyorsunuz. Habire arkanızı dönüyorsunuz. Yüzünü seyircide nasıl ayırsız yemeyeceksin? Tabii ki. Seni mimiklerinden ezberleyecekler. Aman be, bırak, neyini ezberleyeceğiz beyefendinin? Şunları hemen götürüyorum. Ana yemeğimiz portobello mantarlı ıspanak bolovanın ıspanakları soğanla kavrulurken ben de arpacık soğanlarını mükemmel bir şekilde soyuyorum. Onur Bey nasıl gidiyor, nasılsınız? İyi dışta, sen nasılsın? Çok kötü bir haberim var size. Kadirciğimiz biraz fenalaştı. Tüpü kapatın, ben gidiyorum. Ben size elimden gelen yardımı yapacağım. Ne durumdayız? Etlerimiz pişiyor. Çorba için ve yahni için. Patatesimiz haşlanıyor püre için. Neye geçiyoruz peki? Düğün çorbasını mı? Şimdi bunu yaptıktan sonra, mantarların için harcını hazırladıktan sonra çorbanın iç malzemesine geçeceğiz. Onur Bey, 35 dakikanız geçti. Şimdi içerisine un ekliyoruz. Ispanağı ne kadar ekliyorduk? 2 yemek kaşığı un beyefendi. 2 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı koyduk. Bravo efendim. 2 çay bardağı süt yazıyor efendim. Evet, burada hazır. Oh! Bak, un sardı mı? Siz bu işi biliyorsunuz valla. Şimdi çekene kadar burada bu pişecek. Ondan sonra güzelce tavuk bulyonumuzu içine atacağız. Tavuk bulyondan emin misiniz? Bunun içinde bulyon var. Ağzıma sürmem diyen yarışmacılar gördüm ben. Valla onlar benim tarifimde var. Ben kişiye göre hareket edemem burada. Bravo. Kuzu gerdanlarımız düdüklüde 1,5 litre sütün içinde pişiyor sayın seyirciler. Buna bir terbiye yapacağız. Üzerine de tereyağında biber kızdırıp coşlatacağız. Mis gibi düğün çorbası olacak. Düğün çorbası aslında hem çok basit hem de çok lezzetli bir yemek. Eğer bir kuzu incikle yaparsa onu lezzetli bir yemek ortaya çıkartabilir. Terbiyesinde 5 yemek kaşığı yoğurt var. 5 yemek kaşığı yoğurt, doğru mu? Doğru efendim. Başka ne vardı? 3 yemek kaşığı un. Unla yoğurt terbiye yapıyor. Terbiyeli bir çorba oluyor. Ya yani etle zaten o meyane birleştiği zaman eğer gerçekten güzel pişirirse iyi bir çorba çıkartacağını düşünüyorum. Ama tam tersi de olabilir. Malzemeleri yanlış kullanırsa, güzel pişirip onları birleştiremezse çok da kötü de olabilir. Evet efendim, terbiyemiz yapılıyor. Etle birleşecek ve çorba olacak. Yani benim çorbamı küçümseme gibi bir şey hissettim sizden sayın dış ses. Asla. Ama benden önceki yarışanların çorbalarını gördük. Ara sıcak için portobello mantarları yıkanıyor. Ve Onur Bey çoban salatası için salatalıkları küp küp doğradıktan sonra soğana geçiyor. Onur Bey'e göre çok fazla biliyor çoban salata, yazık. Çoban salatası benimki bir güzel olursa alır. Çoban salata etin yanında uygun. Onur Bey düdüklü yaşıyor. Hazır mısınız? Açayım mı? Pat. Çok oynuyor bu. Pat. Tutamadı. Oh. Her taraf haşlanmış, et koktu ya. Oh 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 oh. Bunu süzün. Ne yapacaksınız? Etleri çorbaya mı kullanacaksınız? Çorbaya kullanacağım. Etler didiklenecek değil mi? Evet. Düğün çorbasında kuzu kokusunu almak istemiyorum. Ve kesilme olmasını istemiyorum kesinlikle. Oh maşallah. Birazcık et suyuna şeye kalacak. Kendi yemeğine de. İyi de o suyun içinde kalmasın. Didikleyeceğiz onu. Hayır hayır, şeyi alacağım. Başka bir yere mi süzerim? Evet. Gelsin kabımız şöyle. Onu böyle koyun, bunu üstüne. Şimdi dökelim. Onur Bey, etler dökülüp üzerimize gelecek. Dökülmez. Bunu da... Onu neyle kullanacaksınız? Bunu da o yahnide kullanacağız. Kuzu yahni güzel bir et yemeği ama inşallah güzel yapar. Neyimiz kaldı? Yapacağımız yemeklerde yahnimiz kaldı, çorbamız kaldı. Bir de fırına vereceğiz. Neyi fırına vereceğiz? Mantarlarımızı içiyle birlikte fırına vereceğiz. Mantarlar suda bekliyor ama benim bildiğim mantarlar suda beklemez. Birazcık bekledi, mecbur. O da dediğim gibi görüntüsü hoşuma gitmediği için şimdi hemen süzüp onu alıyorum. Hadi hemen süzün. Hemen şimdi tepsiye diziyorum. Sayın seyirci, bu Fransız yemeği. Türk'ü koyduk, Fransız'a gittik. Fransız'ı ben ne anlarım da Fransız'ın yemeğini yiyeceğim. Bunların içlerini doldurup mu fırına vereceğiz? Evet. Hadi içlerini harika bir şekilde dolduralım. Bu yemeğin adı neydi? Portobello mantarlı ıspanak. Altı sıra Fransız yemeği seçmiş gibi görünüp ismini abartarak, şoşartarak yiyeyim ben ona. Bizi kandırmaya çalışıyor. Happy tofu. Kültür mantarı ıspanak. Çok basit. Ara sıcakta bunun yanında başka ne vardı? Başka yok. Sadece bunu mu yiyecekler? Evet. Yanına ek bir hiçbir şey koymamış. Ne bir garnitür, ne bir başka bir şey. Etten önce güzel çıtırtı olacak. Daha ne olsun? Kesin ona da bir kılıf uydurur da yok bunun yanına yakışmaz da bilmem ne de. Çünkü onda maşallah yalan da hılapla gırla. Kolay gelsin. Neredesiniz Onurcuğum, Kadir Bey? Şimdi kendime geldim. Biraz daha yiyeyim. Sevgili seyirciler, kusura bakmayın, küçük bir mide problemi yaşıyorum. Sabahtan beri yaşıyorsun hemen. Sabahtan beri yaşıyorum. Buraya gelirken iki serum taktırdım geldim. Gayet iyi kendimdeydim. Sonra bu etme
et pişti ya. Kokusu biraz şey yaptı. Normalde hiç et kokusu dokunmaz. Rahatsızlığından dolayı kötü oldu. Hemen bir tavuk göğsü vereyim sana. Yok şu an ona bile düşün yani. Onu bile istemiyorsam durum ciddi. Tavuk göğsünü bile istemiyorsam düşün durumum ne kadar ciddi. Şimdi sakın. Bu da mı olmadı? Aman. Zaten kuzu gerdan beni mahvetti. Bugün sana hak veriyorum. Et suyu koklasana. Cidden kuzu gerdan kötü kokuyormuş. Bugün bana bile koktu. Şimdi bunun üstüne bir kaşar, bir beşamel sos. Ya bırak otur Kadir'cim. Beyefendi ne yapıyorsa yapsın. Senin sağlığından önemli mi? Hatta gitsin bu adam. Bak gördün mü? Bütün yarışmacılar hep çift çalışırken ben tek başıma çalışıyorum. Size bir şey diyeyim mi? Hazır kimse yok aramızda. Şu menü var ya, ben yarım saatte bitiririm. Bence iddialı değil. Yemeklerini hiç beğenmedim. Neymiş? Düğün çorbası. Ben bulantıdan menüye tam odaklanamadım da bizim düğün çorbamız var. Ara sıcakta bu mantar var. Çorba bitti, mantar da bitti. Sen yokken salataya başladım. Niye bu salatayı erkenden yaptınız bu kadar? Menü bitti çünkü Kadir'cim. Tatlıyı zaten 5 dakikada bitirdik. Onur Bey'in sadece çorbasıyla ana yemeği hamaratlık gerektiriyor. Diğer yemekleri hamaratlık gerektirmiyor. Basit. 1 saat 10 dakika geçti. 50 dakikanız kaldı. Seni Allah kahretmesin sen. Ne oldu Kadir Bey? Beni alın programa. Tavuk göğsü için miydi bu? Daha ne kadar güzel lezzetli yemek olsun Kadir Bey. Onur çok böyle kendini yükseklerde gören egolu bir çocuk. Yani böyle şov, hem şov yapıp hem yapmaya çalışır. Yapılmayacak bir yemek diyor. Zaten bence 2 saat bu yemekleri çok bile yapar yani ya. Sıkıntı olmaz orada. Hadi bu mantarları koyalım fırına. Hayır, kaşar peyniri koymadık üstüne. Ya onu en son koyarsınız. Mantarlar pişsin en son koy. Üstüne kas katı kalır diye. O zaman öyle yapalım. Mantarlar biraz pişsin. Portobello mantarlı ıspanak volovan şu an fırına giriyor efendim. Kadir Bey oturun lütfen. Peki bir şey diyeceğim. Yani bu volovan mı neyse ha. Niye normal market mülfeyi alıp kullanmadık? Ortasını keseydik koyaydık ama ya. Ama Kadir Bey o da işte laf ediliyor sonra. Efendim beyefendi kafasına göre bir icat çıkarmış. Çok kurcalamayın bu işleri. Kendi isteğine göre ya. Aşk olsun. Ben tarifte olanı yaptım Kadir Bey. Şimdi neyi pişiriyorsun? Ana yemek galiba. Evet. O ne? Ana yemeğimiz ne? Patates püresi yatağında mürdümerikli kuzu yahni. Git şuradan şovunu gelir. Patates püresi neymiş? Yahni neymiş? İçine ne bilmem ne koyuyor. Hiçbir diye bilmediğim, beğenmediğim bir şeyler. Ne o? Eşkili müşkili. Yap eti güzelce. Geç güzel bir şey yapmadı. Kadir Bey çok süremiz var. Bismillah. Acele etmeyelim o zaman. Evneşe yolları dar. Dar. Bana bakma benim yerim. Hayır. Ne? Kadir Bey benim size bir hediyem var. Alabilir miyim o hediyemi? Konuşmaktan, pek kadirlik yapmaktan ki 24 saat şıngıllımı söylüyor. Başka hiçbir şey söylemiyor. Bir de evreşe yolları dar. Kadir söylüyormuş ya. Asla olamazsın sen bir Kadir. Onu geç de. Bir kere o senin gibi iki yüzlü değil. Neyse o. O yüzden biz onu seviyoruz. Konuşmaktan sanmıyorum çok bir şey becerebileceğini. Buyurun efendim geldim. Bu hem çay hem su. Suyunu buradan koyuyorsunuz, çayını buraya demliyorsunuz. Siz bu alüminyumları boyamazsınız mısınız? Boyacı bir tanıdığınız mı var sizin? Özel getirttirdim, özel. Boyamışsınız her şeyi. Bu böyle olmaz. Bu çıkıyor mu? Yok çıkmıyor sabit. Çayı nereden demliyorum? Çayı buraya demliyorsunuz. Buradan suyunu koyuyorsunuz, kapatıyorsunuz, atıyorsunuz sobanın üzerine. Güzel bu demini alırken bu alttan kaynatıyor. Bunu çay özel getirttirdim. Bunun deliği meliği süzgeçi yok ki. Şurada bir deliği var. Evet. Ha oradan çayı verin. Sonra çayın çöpünü buradan döküyorum. Çayı buradan veriyorsun. Tamam suyu buradan veriyorsun. Dolduru boşalt. Çok teşekkür ederim ama çok güzelmiş. Rica ederim. Eline emeğine sağ olun. Artık bir gün lokalde çayınızı içeriz. Şimdi diyecek ki bir demlik verdi benden çay istiyor. Estağfurullah başımla oysa beraber. Oysa ki demlik bahane Kadir Bey'le sohbet şahane. Teşekkür ederiz efendim. Birlikte güzel vakit geçiriyoruz. İnşallah. Ama bu adam birazdan kalp krizi ya da sinir krizi geçirecek. Kadir Bey'i Onur Bey'in mutfakta bunaltacağını düşünüyorum. Çünkü çok fazla konuşuyor. Çok fazla gereksiz bilgiyi karşı tarafa yüklüyor. Yani bunu birçok kez yapıyor, dile getirmek istiyorum ama Onur Bey bunu da dinlemeyeceği için Onur Bey'in tek yaptığı şey gereksiz bilgiyi karşı tarafa yüklemek. Ne attın içine? Mürdümeriyle soğanı attın. Evet. Un koyuyor musun içine? İçerisine ne koyuyoruz? Dış ses. Ne bileyim ne koyuyoruz? Bir şey yapıyorum burada, görmüyor musunuz? Et var içinde, et koyuyoruz. Başka? Erik, arpacık soğanı, havuç, domates, tereyağı, tarçın, toz, şeker, tuz. Ayça'nın yemeğinin aynısı bence ana yemeği. Sadece altına püre koymuş. Çok basit bir yemek bana göre. Çünkü ete kavuracak. En fazla belki düdüklü yatıp atmayacağını bilmiyorum. Gerisi zaten çok basit yani. Pürede koy tüpü haşlansın, altına koy verim zahmet. Çorba için haşlanan etler robota konuyor. İdealin var mı Onur? Nasıl yani? Bir idealin yani. Kafaya koyduğun bir şey, ben bunu yapmak istiyorum dediğin ilerisi için. Yani demek istiyor ki şu ana kadar bir balta hesap olamamışsın. Bundan sonra bir şey yapmayı düşünüyor musun diyor. İdealim ne olsun? İşim var çok şükür. Tamam. Meslek olarak idealini gerçekleştirdin. Evet. Sen niye hakikaten beyefendiyi hor gördün, küçümsedin? İdeal demek küçümsemek mi? Niye bana idealin var mı diye sormuyorsun? Bu yaştan sonra ne idealin olacak? Bu yaştan sonra... Kadir Bey şunu... Tek idealimiz Allah kapıda atlıyor.
yemekler orada sakız gibi oldu. Mesela idealin vardır. Emekli olacaksındır. Yazlık yapacaksındır. Karavanın dünyasına çıkacaksındır. Senin ideallerinde bundan olur yani. Daha bu saatten sonra şu mesleği yapacağım diyecek halin yok. Mesleği elini almışsın. Evin barkın da var. Çoluğun çocuğun da var. Kariyerlerin de bitmiş. Senin bu saatten sonra yapabileceğin tek şey tatil. Dinlenme. Emekliliği tadı çıkarma. Ya doğru sözü ne hacet. Ben mesela köye yapmak istiyorum. Biz daha yolun başındayız. Bayburt'a mı Konya'ya mı? Yok Konya'ya. Bayburt'a niye Kadir Bey gelmiyorsun? Bayburt'a gel Bayburt'a. Düğün olur Bayburt'a. Akşam oldu Bayburt'a da gelin görün Bayburt'a. Pencereme Bayburt'a. Bir gün bak tek gidelim. Oynuyorum Kadir Bey. Sen hastayım diye hepsi kandırıyorsun. Vallahi hastayım. Ne o zaman bu şarkılar markalar? Sırf sizin için işte yani program neşesiz kalmasın diye yoksa... Bu arada 45 dakikamız kaldı Kadir'ciğim. Onur al bunu. 45 dakika. Evet. Ay gözümün önünde kokusu da geliyor içime beni benden aldı. Yani sana bu et konusunda hak vereceğim aklıma gelmezdi. Şu an et göresim yok. Bir kontrol yapalım mı arkadaşlar? Onur Bey eksiğiniz ne var? Sadece şey salata olacak. Yoklamaya geçeyim mi? Evet. Düğün çorbası? Hazırlanıyor. Sadece şeyi katılacak. Sosu katılacak. Üstünün yağ ve pul biber ekilecek. Portobello mantarlı ıspanak bolovan. Fırında. Patates püresi yatağında mürdümerikli kuzu yahni ne halde? Kuzu yahni şu anda azıcık kaldı, o da oluyor. Bu arada püreyi ben yaptım sayın seyirciler. Harika oldu. Çoban salatayı da beyefendi çok güzel küçük küçük yaptı. Salatanın sosuna limon suyu, akik zeytinyağı biraz da tuz mu atıyoruz? Evet. Tamam. Sosu da hazır. Onur'un menüsü hiç güzeldi. Daha görmeden ben notunu veririm. Hiç beğenmedim. 37 dakika kaldı. Onur Bey eksiniz gidiğiniz yok. Bence gayet güzel bir menü çıkart. Kadir sen bir dinlen istersen. 5 dakika dinleneyim ondan sonra masada görüşürüz Onur'cum. Görüşürüz. Teşekkür ederim görüşürüz. Her şey için. Onur Bey. Efendim. Başka neyiniz kaldı? Nanesini yakacağım üstüne koyacağım. Onur Beyciğim garnitürleri güzelce yağda çevirin çok yanmasınlar. Hah evet. Bu neydi Onur Bey? Çorba. Çorbayı güzel karıştırın. Yalnız siz bu etleri çok kıydınız Onur Beyciğim. Ben böyle seviyorum. Onur Bey ellerinize sağlık. Ben yarışmacıları çağırayım. Tamamdır. Siz de bitirince üstünüzü değiştirin. Hemen masada buluşalım. Görüşmek üzere dışta. Size bir şey diyeyim mi Onur Bey? Sizi tutuyorum. Teşekkür ederim. Ama herkese böyle söylüyorsun değil mi? Yalanım varsa namerdim. Bakın. Evet sayın seyircilerim. Şimdi de sezon boyunca yaptığımız birbirinden elfet yemeklerimizi bir izleyelim. İtalyan ve Türk şefi. Ha İtalyan şefi de aynı zamanda. Si. Yok İtalyan'ın si. Hamur mu beceremiyorsunuz? Kadir Bey ellerime yapışıyor. Rezil oluyor mu diyorsunuz? Kocam börek istiyor ama ben yapamıyorum. Şşş sakin ol. Toplan gel. Gündüz kuşağında yapılmamış şeyler yapacağız dedi. Asitle pişirilmiş çiğ et yiyeceğiz. Evet. Ha? Çiğ et. Eti çok severim. Ocağım sormuş arkadaşlar. Ocağım söndü nasıl beladır bırakıp gitti. Yengeçler, ahtapotlar, portakallı ördekler, değişik tarifler, suşiler var bugün. İşte hız, işte pratiklik, işte beceri, işte marifet. Bu ne? İçme onu kurban olayım üstüne dön. Ne yaptın Kadir Allah aşkına benim ne yapıyorsun ya? Öyle kalıyoruz. Hadi işimiz var hadi bırakın oynamayı. Darasını almayı unutmayın da. Darası başımı. Get ready to lift up off the ground. Sadece sarısı değil mi? Evet. Ben sadece sordum. Ay. Ne oldu? Şırdanı bir bastı üstüme sıçrattı. Şeytan döndürür. Canım. Ben hepsi dinliyor tamam. Musun hayatım? Dinliyorum. Ne olursun güzel piş. Ha kadayıfı konuşuyor. Yüzünü kara. Şuna bir bak. Ooo Natça. Arif Hanım gününde kafayı koydu. 50 bin lirayı almak için elinden geleni yapacak. Ana suyu kalmamış ya. Kadir Bey bu neymiş böyle? İnanamayacaksınız ağzınıza kulaklarınıza. Tereyağı mı koyduk tencereye? Anlatsana resmen. Biraz kere söyledim ilk başta. He şimdi söyle. Neydi kebabın adı? Gelelim geleli kebabına. O gelmesin bence. İçine mi dökeyim mikserin? Yo dışına dök. Poli. Polisiz diyor.
şekilde balığımız. İsmi neydi bunun? Kırlangıç aynen balığı. 5000 lira bu. Gereken şovu da yapacağız. Beğendim ben hepsini. Söyleyecek bir şey yok. Oh yarası. Yok böyle bir tatlı. Bak şu cevizin bolluğuna bak. Cevizi herhalde bedava veriyorlar size. Her şey cevizde olmuş bugün. Şu sana parayla mı sattık gerçekten? Benimkisini de yesin de desin ki biz ne yapıyormuşuz. Tavuk suyu uzaktır benden. Kadir Bey. Tavuk suyu da kullanacağım. Bu yok kullanan işim olmaz benim. Yarabbim. Bak kapak. Kamaratlık bu. Tamam. Bol kaşıkla da şöyle mantıya daldıracaksın. Hep böyle ismekteki kadınlar gibi bir saat bakacak. Bak 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 bak. Daha önce bu programda yapılmadı. Ben çok izliyorum bu programı. Asla. Evet. Sayın seyircilerim, daha önce karpuzlu güveç gördünüz mü hiç? Günlük yemekmiş gibi geldi bana. Her gün de bonfile yemiyoruz yani. Kadın haklı. Yalan söylemeyin. Karamelize soğanlı, mantarlı, kuzu külbastı. Karamelize de... Ay ya ya. Kadir Bey bazen öyle bir troll yapıyorsunuz ki kelimeler kifayetsiz ya. Kalıyorsun karşınızda. Sus sen de az değilsin. Vallahi siz daha fenasınız. Baharatların o özdeşmesi ve bu tıkı tıkı kaynaması. Karnım acıktı. Oldu mu bunlar? Olur olur. Bal gibi olur. Baklava bu arada çok sakat bir yer. Tamam. Allah'ın izniyle hepimizi şu anda şifre etmemiz. Bugün Basra'da kavga var. O Erzurum'la Sema ile ben. Karşılıklıyız bir de. Sema oradan şey edecek, ben bu taraftan. Onur Bey başta bizi bir alttan almaya çalışacak ama Sema Hanım üstüne gittikçe özellikle Semiha teyze ile beraber Onur Bey bir yerden sonra misafirperverliği elden bırakacak. En amanat benim de bugün Onur Bey iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız düğün çorbası, portobello mantarlı ıspanak bolovan, patates püresi yatağında mürdüm erikli kuzu yani, çoban salata ve tavuk göğsüyle rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Bugün Onur yine böyle şirinlikler yaparak puan toplamaya çalışacak. Ve tabii ben yemem şahsen, yiyenlere de bir şey diyemem. Yemeği güzelse puan alır, değilse kusura bakmasın. Sezon finali haftasında Onur Bey bakalım yemeklerine nasıl yorumlar alacak? Konuşsam söz oluyor, konuşmasam köz oluyor. Neden sürekli var? Hepsini duydum. Orada ne konuştuysa hepsini duydum. Semih Hanım'a söyledikleri problem değil de Semih Hanım'ın duymaması mı problem? Cahil bir yarışmacı benim için. Etlerini blenderdan geçirmenin sebebi ne? Ben burada Semiha teyzeye haksızlık olur. Niye? Çünkü onun çorbası ana çorbası olmuştu. Hamuru yoktu diye eleştirdik. E bunu da eti yok. Yorumların ikisi de çelişti. En beğenilen, en çok eleştirilen yemeği hangisi olacak? Büyük bir şok yaşıyorum. Niye bu ne be dedin? Neden? Çünkü bolovan bu değil. Bolovan diye bize mantar dolması veren kişiden hiçbir şey öğrenemem ben. Sen. Bir kere bak şunu kabul etmiyorum. Ben seni benim yorumumu kabul etmek zorundasın. Kalkıp da benim yemeğime tabaklamama yorum yap. Bu masayı sakın ama sakın kaçırmayın. Eyvah eyvah. Yemekleri beğenmedikçe arkadaşlar Semiha'nın bir kilo bir kilo gidiyor. Bir kilo bir kilo gidiyor. O kadar mutluyum ki mutluyum. Gülüm senin yanlarında gülüm dedim demedim. Sen bir restoranda ben kuzu işte erikli yahni istiyorum dediğinde bu gelse. Bu gelirse bu yahni değil alın bunu derim. Buraya niye geldin? E tamam niye geldiniz? Nerede? Konu tartışmaya kapalıdır. Neden bu kutluyu tepkisi? Uyanıklık mı gözüküyor? Tabii ki doyurmuştuk. Bence baban sana çok büyük bir iyilik yapmış. Sakın bir daha aşırılık olursa okulda mutlaka gitme. Kurban oldun. Çok fazla mutfakta alakası olduğunu düşünmüyorum. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan
Kadir Esirdi'yle En Hamarat Benim De. Sevgili seyirciler, En Hamarat Benim De haftanın 3. gün masasından herkese merhabalar. Bugünkü ev sahibimiz Onur Bey. İddialı, kendine güvenen genç yarışmacımız. Tabii Sakaryalardan buraya geldi. Evet, enerjili için teşekkür ederiz mutfakta. Güzel performans sergiledin. Çok teşekkür ediyorum. Ve güzel atıştınız tatlı tatlı. Şimdi masa için hazır mısın yorumlara? Masa için hazırız. Gelecek olan yorumlara. Güzel lezzet inşallah sunacağız. O zaman Ayça Hanım'dan başlayalım mı? Evet Ayça Hanımcığım, Onur Bey'in yorumlarını duydunuz 2-3 gündür. Bugün masayı nasıl buldunuz? Masa şık. Örnek aldığınız bir şey var mı ilk günden? Nasıl yani? Yani çift servis açmak gibi, işte altına sukla koymak şimdi gibi. Şimdi olsa söylerim Ayça Hanım. Hiçbir anladım. Yani bir bunu zaten yapacaktım. Hı hı. Yani bu düzen hep aynıydı. Tamam. Hiçbir şekilde yani olsa emin ol ki yani hiç gocunmadan söylerim. Söylerdim. Evet Ayça Hanım, peki. Alırım. Normalde benim masamda davetlerde kaşığı bu tarafta gördüğünüz söylediniz ama bugün görüyorum ki dıştan içe doğru açmışsınız. Hayır, işte Semiha teyzeninkiyle karıştırdık. O yüzden bir karışıklık olduğu anladım. İçin şey yaptık. Peki. Onun haricinde yani olsa söylerim yani. Tamam. Çok şık olmuş. Ellerinize sağlık. Peki, teşekkür afiyet ederim. Olsun. Evet Sema Hanım, siz nasıl buldunuz masayı? Vallahi benim nedense bana mı özel yaptın? Tabağım bir yana gidiyor, çatalım öbür tarafa. Dur gitme diyor, üst üste binmiş. Niye bana böyle yaptın? Neresi gitmiş? Çataklar üst üste, tabaklar bu tarafa gitmiş. Ama genel olarak şık bir masa. Lafını soktun ama ondan da geri kalmadı. Olmaz. İçimde kalırdı ama kalırdı. Bak şimdi düzelteceğim. Teşekkür ediyoruz. Peki evet Emine abla, sen nasıl buldun masayı? Öncelikle Olur Bey'i tebrik ediyorum bugün için. Çok teşekkür İnşallah ediyorum. Güzel ayakınıza geçer. Sağlık. Masa çok şık. Çok teşekkür ediyorum. Çatal kaşığın rengi, gold oluşu çok hoşuma gitti. Çiçeği çok güzel. Benim kaşığıma değiyor otlar. Şöyle alacağım. Araya kaynamış. Yani evet. Masa biraz küçük olunca ev evet, sahibinden olunca. Dolayı. Böyle bir belki yani, çiçeği biraz minimal tutabilirdin ama onun dışında güzel. En standart boyutunu seçtik. Maalesef o da öyle gelmiş. O yüzden değiştirme fırsatımız olmadı. Bunlar size mi ait? Neyler? Siz mi getirdiniz? Tabaklar hariç diğer örtüyü falan ben getirdim. Tamam. Şık olmuş. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza şık sağlık. Olmuş. Hoş geldiniz. Semiha teyzeciğim, sen nasıl buldun masayı? Vallahi masası çok güzel, şık. Hoşuma gitti. Tebrik ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok, ayaklarına sağlık. Çok güzel masam var. Şimdi hiçbir hatasız. Hiçbir şey diyemem. Çok teşekkür ediyorum Semiha teyze. Ayaklarına sağlık. Hoş geldin. Sefa getirdin. Teşekkür ederim. Yani dün beni üzdünüz ama ben bugün onun hırsını sizden almayacağım diyorsun. Gülüm senin yollarında gülüm dedim ölemedim. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ ol canım benim. Çok sağ ol. Kurban olurum. Sabahtan belli beni her gördüğünde okuyorum ben sana. Okuyorum. İnşallah nazardan saklasın. Evet, yorumlar gayet güzel. Teşekkür ediyoruz. Masanı beğendiler. Evet, inşallah yemekler de aynı sen şekilde. Sen Semiha teyzeye ben seni İstanbul'u gezdireceğim mi dedin? Seni oraya götürecek. Ha, hayır dedi ki. Semiha teyze demişsin ki ben seni İstanbul'a İstanbul'u gezdireceğim. Hayır hayır, şöyle oldu dedi ki. Siz lokel yapıyorsunuz ya, tamam. Lokele dedi gideceğiz dedi, lokele davet etmişti. Sen onu seni götürecek mi dedin? Ben de dedim ki bir gün dedim uygun zaman olur dedim, bir de dedim ekipçe dedim lokel yapmaya gideriz dedim Kadir Bey'in oraya. Sürekli kadına oldum. Bir vaatte bulunuyorsun yalnız. Vaatlerimi yerine getiriyorsun Kadir Bey. Kardeşim, yani bunu en son ne zaman vermiş mesela? Bunu ne zaman verdi? O gün işte o muhabbet yaptınız. Hayır, konuşsam söz oluyor, konuşmasam köz oluyor. Neden sürekli vaat? Hayırdır? Dün mü verdi? Onur sana bunu verdi. Seyran değil, enişte beni niye öptü? O şeyde dedi hani o bir Ayça'nın şey ettiği günüydü. İşte yarıştığı o yarıştığımız günüydü. Birinci gün bütün vaatler verildi. Her gün bir vaadi çıkıyor ortaya. Dur bakalım. Da. Her gün bir vaatte bulunmuş Semiha teyzeye. Bana oy verirsen. Dedim ki keşke dedim burada olsam da dedim hep dedim Kadir'in yanına gitsem dedim ne güzel bayanlar. Tamam vaatimi sözümü tutacağım. Bayanlar şey yapıyorlar dedim. Geziyor. Tamam çay içmeye gelmek çay istedin. Içmeye. O ne dedi sana? Bu da dedi ki teyze dedi müsait olursa dedi ben sizi götürüyorum. Kendi dedi. Gelmiş de bir de seni getirmesi lazım. Kadir Bey çağırmayı bilmiyor mu? Burada hadi servis var. Ama ben sana taksi tutarım dedi. Bir de Kadir Bey seni kabul etti de teyzeyi de peşin aldı nereye ama gidiyorsun? Ben de, ama ben ne dedim? İnanın canım sen onun böyle bir şey yapmayayım. Canım sen de. Hepsin var. Bizde yalan i̇ş da yok, sonra, yok. İş bittikten sonra tamam. Sen sana ben sana. Ne sen beni tanıyorsun ne de ben sana tanıyorum. Onur sana inandırıcı gelmiyor mu yani? Yok ya nerede götürecek beni? Taksi tutacak da beni gezdirecek İstanbul'da. İnandın mı? Biz buna ne diyoruz? Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de Allah kerim.
Bakalım. Ha, neden sadece bekliyorum. Semih Hanım'a bu vaatlerde bulunuyor? Evet. Neden Emine Hanım'a değil? Çünkü Semih Hanım kendine onu... rakip olarak gördüğü için bence Onur Bey. Ona yaklaşmaya çalışıyor. Onun duygusal torunu gibi gördü. Böyle sempatik böyle davrandığı için inanacağını düşündü. Peki, yani duygusal olduğu için. Hayır, Semih teyze de neden sürekli isteklerini onun yanında belirtiyorsun? Ya siz yanlış anlıyorsun. Sen demek ki yapabileceğini düşünüyorsun. Kadir'in dedim, hoşuma gidiyor dedim. Ne güzel bayanlarla. Hayır, niye onların yanında değil de bir tek evet, Onur'un yanında? Evet, bir tek Onur'un yanında söylüyorsa yani. Sen de onu torunun gibi mi görüyorsun? Sen de vardın lan. Ben duymadım. Duysam hiç. Duyan mı sen? Kabın geldi girdi. Dün 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 dün. Ne duyayım bacım? Ben sizi dinlemiyorum ki. Ben dinlemiyorum. O da bizi de dinleyeceğim. Salonda oturuyorduk hep beraber. Ama vallahi duymadım. Ne yalan, duysam duydum derim yani. Ne yalan. Onur Bey yine vaatlerde bulunmuş. Evet. Şimdi... Ayrıca duysam Onur Bey orada bir kere... Onur bir yandan da kulağın burada olsun hazır mutlu kaçıp bizi duyuyorsun. Kadir Bey. Kulağı her yerde Kadir Bey maşallah. Bir şey diyeceğim. Buyurun Sema Kadir. Senin için Onur kazanmak için her şeyi yapar demiş. Evet. Bu her şey nedir yani? Her şeyi yapabilir. Gibi, çok parantez açık burada. Evet parantez açık her şeyi yapabilir. Kimi yanına çekersem işte yani tatlı tatlı böyle altından işliyor hangisi tutarsa. Bir yerden belki biri vallahi tutar Sema da yürür Hanım, diye. O konuda sizi geçemeyiz ama... Ya. Ben Semih teyzeye o günkü muhabbet yaptığında siz de oradaydınız. Evet, inkar evet ben nerede duydum? Salondaydınız. Bak, hiç inkar etmiyor. Ben duymadım ki. Niye inkar etmiyorum? Çözümün olsun ben, ki ben duymadım. Duysam söylerim. Sana ekmeği yemin etti valla. Etmem duymadım. Vallahi yan yan oturuyorduk. Hayır ben konuşmanızı duymadım. Ne konuştuğunuzu duymadım. Konuştuğunuzu görüyorum. Kız gizli konuşmadı ki canlı canlı konuştum. Neyse duymamış demek ki. Ama duymak zorunda kulağımı vermiyor ki ben ne işim var sana ne konuşuyorum. Ama yani bilinci olmak için her şeyi yapar. Yapar, yapar, yapar. Aynen. Kendi söylediğiyle çok tezat bir çocuk. Söylüyor, söylüyor. Bir söyleyince de ki ben sizi geçemem. Sen canım. Söylüyorsun. Sen senin her şeyin patlıyor. Bir şey, seni kimse geçemez. Sema sen çok yalan söylüyorsun. Çok da yanlışlık yapıyorsun. Ben hepsini duydum. Bağırına orada ne konuştuysa hepsini duydum. Semih teyze. Şimdi burada ikili oynama. Ben ikili seni oynama. Anlamıyorum gerçekten. Ben de seni anlamıyorum. Ben seni konuştuğunu biliyorum, gördüm. Ama bunu konuştuğunuzu burada duydum. Kadir Bey söylüyor. Bir an oynaması görmüş ama içeriye bilmiyor. Konuşuyor. Hayır, Kadir Bey. Hayır. Yani. İlk gün neyden korktunuz siz bu kadar? Vaatler verilmiş, birlikler yapılmış. Yani ilk gün kahve Semih Hanım. Sonra mı gelişti bunlar? Onur Bey'in Semih Hanım'a söyledikleri problem değil de Sema'nın duymaması mı problem? Ben onu anlamadım işte. Çözemedim onu. İşte duymak zorunda bir şey. Ayrıca zeki bir şey insan. Zaten Semih Hanım bakın diyor ya ben inanmadım zaten. Öyle hayır, olsun diye söyledi Kadir bana. Kadir Bey size yalan söylemese ben asla kabul etmiyorum. Çünkü ben duysam benim rakibim kadın alttan işliyor hayırdır derim yani. Niye böyle bir şey konuşuyorsun? Hayır öyle bir şey demek. Ya ben duysam derim diyorum. Derdim diyor, derdim diyor. Ya bu duysam derdim ona hayırdır niye kadına böyle bir peki şey diyorsun? Peki o zaman ilk gün yukarıya çıktığınızda birlikte halay çektiniz, düğünler söylediniz, şarkılar söylediğiniz dediğinizde de siz oradaydınız. Evet oyna tamam. Konuşulmalı hangi oldu. Hangi parçadan sonra ayrıldınız siz? Evet. Ya, hayır hepsinde oradaydık Ayça. Hepsinde oradaydı. Hepsinde siz üçünüz. Evet. İlk gün beraber. Üçünüz değil. Herkes oradaydı. Hayır, zaten başımızda oradaydı. Biri duruyordu. Onlar ikisi tek bir koltukta. Ben bir koltuğun ucunda. Diğer tarafında. Emine Hanım da balkon bir yerde değil. Yani neyse en azından eleştiri konusunda birlik değil. Herkes farklı farklı eleştiriler yapıyor. Niye kendi ayağımı böyle bir topluca bir eleştiri yapmıyor. Herkes bir şeyi tam anlamıyla beğenmiyor. Herkes farklı farklı yorum yapıyor. Bazen çünkü böyle birleşip bir şeyi hepsi birden beğeniyor. Bir kişi beğenmiyor. Hayırdır diyorlar ama bu hafta öyle bir şey yok şükürler ya, olsun ki. Evet çorbamız düğün çorbası. Evet. Afiyet olsun efendim buyur. Ne oldu Semih teyze? Bakacağım şu düğün çorbasına. Arabasının bir çeşidi. Benim arabası daha güzeldi rengi. Unu, kıvamı daha güzeldi. Seninki bembeyaz. Sen bunu ben tavuk kattım. Sen hani burada teyze, et tane et tane. Onur Bey et yok. 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 Hani et tane her etini de. Ben sadece mi? Düğün çorbası kendinden geçmez ki. Hayır geçmez. 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 Kusura bakma. İstersen geçirsin. Et bunun içine parça parça görünmesi lazım. Bir kere düğün çorbası asla böyle sosun üzerine gezdirilir. Hayır. Eti üzerinde sos gelmez. Düğün çorbası. Düğün çorbasını et suyuyla yaptıktan sonra sosu içerisine dökülür ve çorbaya karışır. Hayır. Et buldunuz mu içinde? İçinde et buldunuz mu? Etlerini blenderdan geçirmenin sebebi ne? Ya şöyle koyun eti olduğu için bazı insanlar hani böyle yağlı kısmı geliyor, sevmeyebiliyor, itiraz edebiliyor. Çünkü ben şeyde de yaptım. Bunu daha öncesinde de gördüm yani. Onun için bunu şikayet olduğu için ben de öyle bir şikayet olmasın diye blenderdan geçirdim ki daha lezzetli olsun diye. Ama en azından ki eksik yapmadım. Bütün malzemelerin içinde bulundurdum. Hiç et olmasa atıyorum. Eksik olsa haklı. Ha koyun
Kokuyor olabilir, tadıyor olabilir. Fazlasıyla kokuyor. Evet, olabilir çünkü ondan yaptım. Ve çok acı. Onur Bey buna dana eti de kullanabilirsiniz. Kuzu eti kullanmanız gerekiyor. Hayır, ben onu kullandım. Ben şimdi çok mantıklı bir şey söyledim. Ayça Hanım'ın ilk gün dediği gibi damak lezzetini ama herkesin... Ama orijinalinde kuzu gerdandan yapıyorlar. Evet. Hepiniz konuşun, bir de ben konuşmaya başlayacağım. Onur Bey dünden benim çorbaya dedin ki hasta çorbası bu dedim. Bu hasta tamam, bir dakika. Bir de hasta çorbası. Bu ne çorbası? Bunun var ya üstüne sos döküleceğim. Sos evet. Acıcık eriteceğim. Kırmızı biberini şöyle gezdireceğim. Bir de etler hiç insanın şey ağzına gelmiyor. Bir dakika ben konuşayım ondan sonra sen konuş. Benim etlerim doluydu içine tavuk eti. Tamam. Ben tavuk etli yaptım. Senden normal galetten yaptım. Semiha teyze, yaptım. Onur Bey'in yaptığı çorba doğru. Şimdi senin çorbanı geçtik biz. Senin çorban doğru bir çorba değildi. Bir dakika bir dinle. Onun çorbayı söyle. Bir benim çorbam deme. Bir dakika. Deme. Kıvamı bir da çok sıvı. Bir dakika. Deme. Gayet iyi. Dur bir Semiha'nın yorumunu asla yapsın. Bir düğün çorbası sonra katılmadığınız yani yerleri söylersiniz. Ne anlamaya çalıştın şimdi yurda? Tamam. İki kaşık ben ay. Bir tanesi dedi ki biberli dedi. Bak benimkine dedim bibersiz dediniz. Ben hak demedim. Semiha teyze sen niye bana Semiha teyze. Semiha teyze. Sanki tek bende yarışıyor mu? Aradaki bu çorbanın... aradaki. Dur geleceğiz bir sen. Bu çorbanın beyaz üstünde kırmızı işte Semiha'nın dediği gibi sadece sosu olması gerekiyor. Evet, ayrıca biraz daha soğanlı ve etleri görülmesi lazım. Semiha teyze tadını beğendin mi? Kıvam olarak iyi mi? Evet eti blender'a çekmiş. Yanlış mı sence? Tadı güzel. Teşekkür ediyorum. Yorumunu açığım. Tamam. Bir tuzlu biberi kıvamı güzel ama içinde et yok. Semiha teyze kıvamı olmuş dedi. Yorumların ikisi de çelişti. Ben çelişmiyorum. Neden çelişeceğim? Hakkı neyse otur. Niye yalan söyleyeceğim? Hepsi meydanda konuştuğum kelimeleri. Blender'dan geçirdim. Sebebini de söylüyorum Semiha teyze. Ama ben yorumu açığım. Hani ben kalkıp da niye böyle dediniz tepki göstermem. Tamam, blender'a geçirmeseydim daha belki istediğiniz gibi olabilirdi ama sebebini söylüyorum. Ağza bütün gelmesin. Kuzu etini çünkü toplumda herkesin sevmeyebilir. İşte yağ ağzıma geldi ben falan. Ben çok severdim. Kadir ama işte, Onur Bey şimdi o zaman şuraya değineceğim. Siz zaten bana ayrı bir tepki veriyorsunuz da eleştiriye bana nedense açık değilsiniz. Madem yağlı bunu zaten aşamalarını herkes biliyor. Evet. Yağını ayırabilirsin. Yağını ayır. Yani bunda et görünmesi lazım. Adı ise düğün çorbası. Bunlar Osmanlı mutfağından gelen lezzetleri. Ben de ona özgü bozmadan aynı bozmuşsun şekilde yaptım. Bozmuşsun işte bozmuşsun bak, onu diyorum sebebi, tane bak, tane. Bir şey söyleyeyim mi Sema Hanım? Yağını ayırabilirdin. Sema Hanım sebep zaten yağ eridi düdüklüye koyduk. Hayır yağ, etin. Yağ diye bir şey kalmamıştı dış sesle gördü. Etin yağını çekip alabilirdim. Hayır. Böyle, yani şu kadar en az ağzımıza birkaç parça ayırabilirdin içine. Bir şey söylüyorum Sema Hanım. İçine biz zaten düdüklüye koyup suyunu süzdük. Zaten yağ yoktu. Yağ erimişti düdüklerin içerisinde sıcaktan. Ayrıca ona katılıyorum. Diyorum ki sebebini söylüyorum. Bütün olarak içine parça parça assaydım etleri. Dediğiniz gibi isteyen de olurdu. O zaman da işte yağ geldi, bütün olarak geldi diyenler de olabilirdi. Siz ama çorbaya eti atarken yağlarını ayırıp atacaksınız. Siz işte eti kavurdunuz, çıkarttınız. Blender'dan geçirdim. Blender'dan geçirmeyeceksiniz. Evet, bir tek orası. Blender yerine etlerin yağları varsa yanından alıp küçük kuşbaşı halinde koymanız gerekiyor. Öyle de koyuluyor. Bu et böyle didikleyenler de oluyor. Evet. Et suyunu yani süzdüm dediniz. Bunun bir açıklaması olamaz mı yani blender'a vurmanın? Blender'a vurmanın iki açıklaması olur. Daha az et kavurur. Daha az pişirir. Etin kısa yok. Milletin gözü ya küçük obeye yedirmek için. Kuşbaşı doğramakla blender'dan geçirmek eti, aynı şey eti değil. Eti tam tersine düdüklüye koyduk. Daha iyi pişsin hayır diye. Hayır. Eti az seçerseniz hızlı pişer. Evet. Ama tane tane koyarsanız eti biraz fazla seçmeniz lazım. Kadir Bey o zaman burada Semiha teyzeye haksızlık olur. Niye? Çünkü onun çorbası ana çorbası olmuştu. Hamuru yoktu diye eleştirdik. E bunun da eti yok. Ne farkı hayır, var benim için? Semiha teyzenin bak, çorbası... Var. Et yok değil. Hayır, yani ağzıma değildi. Gelen... Şimdi bu orijinal beyaz... bir düğün çorbası olmuş mu? Lezzet olarak yakın ama içinde parçacıklar yok ve kıvamı sıvı. Et yok deme, et var. Onurcuğum bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, yok dur. Yani. Onur'un asla yemekten anladığını düşünmüyorum. Düğün çorbasının özelliği kıvamlığı, etinin göze gelecek şekilde görünmesi. Sosu da üzerine gezdirilir, isteyen karıştırılır. Zaten bunu bilmeyen birinin bu çorbayı yapması bence hakaret çorbaya. Ben yemekten anlıyorum da onlar... yemekten anlamadığı için ve ayrıca beni anlamadıkları için kendilerince yorum yapmaya çalışıyorlar. Et diyorsun yağlıydı diyorsun. İçine katmadım böyle parça parça. Benim etim de tavuk ya tavuğuydu. Göğsün etti. Sen de öyle yapaydın. Yağını ayırdın etlerinden evet. Yapaydın. Onur niye Bey, yapmadın? Onur Bey. Semiha teyze sen bak ne diyorum? Heh. Sen böyle diderek içine koymuştun. Evet.
Ben de diyorum ki blenderdan geçirdim. Ben onu hatamı savunmuyorum. Diyorum ki... O bunu bir hata olarak görüyor musun yani? Diyorum blender'da? Ki evet, onu telefona didikleyip bak, ben o bak kendi masamda olsa eğer bir şey olmamışsa olmamış derim. Ya şöyle yapsam olabilir. Onu blender'a çektiğin için bence kıvamı böyle çok sulu. O da ayrı bir yani. Ama çorbayı blender'a vurmadı. Eti blender'a vurdu. Aile eti mi? Nesi yaptın? Tek eti vurup içine attın. Emine Hanım terbiyesini soruyor. Terbiyesini nasıl yaptın? Terbiyesini yine bildiğin gibi yoğurt, un. Yumurta var mı yumurta? Evet yumurta. Kaynadık, kaynamadan önce mi koydun sonra mı? Yani onu temperleme yöntemine döktüm içerisine. Yani sıcak soğuk karışım yaptı. Temperleme. Etçiyi de var. İsimleri değiştirince yani terbiyelerken ısısını değiştirdi. Türkçesi o. Peki içine kuzu gerdanları suyunu kullandın mı? Haşladığın sudan koydun. Fazlasıyla kullandım. Azıcık fazlasıyla kullandım. Çünkü et suyu geliyor hep. Sadece et suyu geliyor. Et suyu geliyor. Lezzet et suyu. Kullandım teyze diyorum. Kullandım ama hepsini değil tabii ki. Ama gerçekten seçtim. Sırf et suyu tadı peki, geliyor. Peki ara sıcağı geçelim. Benimkinde haksızlık yaptılar. Çorbam güzel idi. Arapaşa hamuru yok deyin. Olmamış dedi. Vallahi ben şahsım adına yapmadım. Hadi çorbanı ben beğendim. Bu çorbaya olmuş dedik dedim ki peki. Ben bunu olmuş da demedim Ayşe. Onur Bey ben acı beğenemedim çorbanızı. Teşekkür ederim. Acısı Onur o kadar da eti haşladım. Keşke blender'a vurmasaydım. Evet, madem bunun hata oldu sen de düşünüyorsun. Çünkü kadife büyük çorbasının kıvamlı hayır, ve eti de bu arada çok güzel haşlanmıştı. İşte ne güzel. Yani zaten şöyle blender'ın içine atarken diliyordu. O ara bilmiyorum neden öyle bir şey yaptı. Kadir Bey onu sadece bebeklere yedirmek için blender'dan geçiriyor. Etin başka bir anlamı yok yani blender. Bir de Osmanlı mutfağı dedin ya, Osmanlı mutfağında blender yok. O zaman tabii. Hayır, sebebini söyle. Eti de çok güzel pişmişti. Şimdi şey zannediyorlar ama hani eti az pişirdin, sırf çorbaya genel olarak etin tadını hayır, vermek et için yaptın. Yok, et ağzımıza gelip pişmiş. Et sadece yanlış yöntem kullanmış. 3 tane kuzu gerdan attı dedi. Yazık ya. Yani. Yazık olmuş işte. Gibi. Sen onu niye blender yapmışsın? Gitsen onun içine. İçine koyaydı da daha güzel olmuş. Yoksa mesela çorba kesilmemiş. Bu böyle olmayacak. Azıcık hayır, daha hayır, kıvamı yerinde o çorba. Hayır, azıcık daha asla, hayır, asla, hayır. Asla çorba az daha kıvamı yerinde. Koyu olması lazımdı. Eti görünmesi evet, lazımdı. Biraz sosu daha da koyu olacaktı. Ben... Kıvamı biraz daha koyu mu istiyorsun? Evet, bir kez güzel. Bak, lezzeti güzel ama eti biraz de ataymış, kıvamını yapaymış, güzel bir çorba olacakmış. Ayça Hanım kıvamını iyi buldu ama. Bence kıvamı iyi. Senin çorbanın kıvamını daha güzel. Aynı sana çorbaya dönmüş. Hayır, aynı senin çorba daha acıvıydı. Kadir Bey olması gerekiyor. Senin çorba daha acıvıydı. Kadir Bey. Aynı senin çorbanın bir kardeş olmuş. Hayır, hayır. Bence bu cıvık. Seninki normaldi. Sen nasıl bunu olmuş dedim ben anlamadım. Benimki normal değildi. Ayça Hanım patates çorbası. Evet. Onunki de cüruydu. Hayır ama onun için kıvamlıydı. Evet, kıvamı bunun gibi evet, biraz bunun daha gibi sen, aynıydı. Yok. Bir tık daha hayır ya, ay, kendi çorbanı sabot ediyorsun şu anda. Evet. Aşkım senin çorban bundan daha kıvamlıydı. Niye sabot ediyorsun çorbanı anlamadım. Kendi çorbanı sabot etmiyorum. Bu daha çabuk, böyle su gibi akıyor. Senin hayır, çok kıvamlıydı. Yok, yoksa o kadar da ya, yani. Ya yani, ya yapma şimdi. Hayır, şöyle bir şey var. Burada hakkaniyetli olan şu ki, orada bir patates çorbası var, burada bir düğün çorbası var. Ama eti çok güzel haşlanmış. Farkındaysanız ben demedim ki ya benim çorban böyle olmuş düğün çorbası. Hayır, düğün çorbasının kıvamını ortalamada tutturmuş. Bir tık daha koy yok, yapar mı? Yapar. Ununu bir tık daha koyabilirmiş. Etini de didikleseymiş çok güzel bir çorba olacakmış. Bence eti didikleseydi. Eti didikleseydi. Yok olmaz. Emre abla da bir şeye takılmış ama sen ne takıldın Emre abla? Postum çorba içiyor. Su içiyorsunuz gibi et suyu. Çok karıştı konu. Kadir Bey bunun normalde kıvamı bir tık daha koyu oluyor. Ve içinde eti didik didik olsa evet, çok evet, daha lezzetli olurdu. Peki soğuk konusunda üstüne mi dökmeliydi, içine mi karıştırmalıydı? Üstüne dökmeliydi. Ben şu an mesela acı olduğu üstüne için üstüne dökmeliydi. Kızlar öyle çabuk yapıyor. Bilmiyorum valla. Ben pişirmem de onlar ve düğün çorbası lezzetli çok lezzetli oluyor. Olur normalde. Seninki de Ayça Hanım çocuk mamasından biraz daha ya benimki geldi geçti. Önemli değil. Onur Bey masası sen. Sefa Hanım bir şok yaşıyor şu anda. Ne oldu? Büyük bir şok yaşıyor. Niye bu nebe dedin? Neden? Çünkü volavan bu değil. Bu mantarlı. Bir Onur Bey gelsin kaşar acaba? Volavan ben böyle bir volavan görmedim. Mantarlı olması şimdi yapmış olabilir. Mantarlı olması olmuş. Şeflik yolunda ilerliyor, yemekler yapıyor, bir senesinde hazırlık ne, okumuş. Ne, neyi olmamış? Şimdi Sema Hanım size volavan tarifi verecek. Volavan yazmışsınız Onur Bey. Hamur bir dakika. Nilföy'den koyuyor. Nilföy kaç saatte yapılıyor? Hazırını alabilirsin. Neden hazırı ben? O zaman niye volavan diyorsun? Mantarlı olması de. Buraya niye geliyorsun? Sen elemeğini göstermek için geliyorsun. Hazırla şöyle şu an kendim olmuşsun. Gidiyorum. Onda da Semiha teyze tebrik ediyorum. Ne bunda gördüm açma börek ne de bunda gördüm. Semiha açma börekleri yaptı. Tatlıları yaptı. Bülbül gözlerini ama beğenmediniz. Hiçbiriniz beğenmediniz. Bir şey sorabilir miyim? Ne bu ne? Semiha teyze. Semiha teyze. Bir dakika. Bir konuşayım. Bir konuşayım bir kelime.
Ispanak mevsimi değil bir kelle. Neyi değil? Tabii mevsimi değil ıspanak. Yaz sezonu geçer. Hayretle bak dehşetül vahşet. Hayır bir şey söyleyeceğim Semiha teyze. Senin el emeğini... Bu kadar konuşmaya bunu hayır, getirdim. Senin el emeğini savunmadık mı? Asla bulamam diye ama bu ıspanak şimdi mevsimi ben değil. Ben senin yorumunu kabul etmiyorum. Ben bu masadaysan kabul etmek zorundasın. Volavan demeyeceksin. 6 saatte yapılır. Sen bir kadına ne dedin? Ben milföy 6 saat yapılır. Ben... Buraya el emeğimi göstereceksem... Yahu bunun el emeği nerede? Malta çiz falan koy ya başına sonra kuzanmamış. Hazır getireceğim el emeğimi. Koymasaydın başına kuzanmamış. Soğuk kadar tadına bakalım da. Hayır, hazır getireceğim el emeğimi. Neyse tutma tadına bakalım da. Onur Bey o zaman keşke mantar da olması yazsaydınız. Bu normal hayır. Mantar yani olması. Siz hazır market milföyü gelseydi karşı çıkmaz mıydınız? Ona çünkü da... volavanın anlamı çanak şeklinde altında tutmak bunları soteleyerek. Ama Ayça şöyle... Bir saniye. Hiçbir tarifte de el açması bir volavan yapılmaz. Çünkü o bir çanaktır. Onu hamurdan yaparsınız, milföyden yaparsınız. O bir görsel amaçlı. Sotelediğiniz eti, tavuğu bu şekilde hani greten yaptığınız işte ıspanağı, mantarı hepsini beraber karıştırıp çanak şeklinde içine doldurursunuz. Volavanın anlamı ne? Çanak. Hayır, milföy hamurundan oluyor ama evet. Milföy 6 saatte yapılıyor. Ben hazır siz milföy hamuru yapmasaydınız bana bunu getirebilirdiniz. Çünkü hiçbir milföy hamuru... Evde yaptıklarınız zaten 24 saat neredeyse dolapta beklemek aynen zorunda. Öyle. Tamam. Hazır almanız mantıklı çünkü volavanın ama buraya hayır. Niye geliyoruz? Bak, Onur Bey burada yaptığınız hata ne biliyor musunuz? Anlattığınız şeyi sırf böyle yükseltmek için volavan yazmışsınız oraya. Hayır bir dakika buraya niye çanak. Geldik? Hayır buraya niye geldik? E tamam niye geldiyseniz nerede? Hayır ben bu hayır bu Semiha teyzenin yaptığı gibi hı. Yazdığınız şey bu değil. Volavan diyerek işte tavuk göğsü. İşte erikli kuzu isimlerini daha da köpürterek önümüze sundu. Ancak masaya geldiğinde bütün gerçeklik ortaya çıktı. Ve yanıldığı bir şey vardı ki herkes o yemeklerle ilgili bilgi sahibiydi. Bu şekilde de yapılabiliyor. O bu şekilde, şekilde de yapılmaz. Evet yapılıyor. Volavan da. Ya, bakın. Olur bir o zaman niye? Mantar ıspanak volavan yazılması. Hayır. Bir kere bak şunu kabul etmiyorum. Ben senin benim yorumumu kabul etmek zorundasın bu masada. Etmiyorum. Etmiyorsan aykırı ise kabul etmiyorum. Kusura bakma. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nde nereye götürürsen götür bu volavan değil. Ispanaklı patlı. Mantar burası bir yarışmaysa ayrıca ben hazır onu kabul etmiyorum. Bunda da hiçbir marifet yok. Çok işte özür dilerim. Sema'nın devam etsin hazır hararetlenmişken. Buyurun Sema Hanım evet. Siz yorumunuzu devam. Çok mu tuzlu? İçi tuzlu. Tuzla dışında tuzlu. Da zaten yetiştiren hayır. Mantarcıya teşekkür ederiz. Kültür mantarını bilmem ne mantarı diye yutturmaya çalıştı. Bak daha sen mantarın yani ne olduğunu bilmiyorsun. Ben bilmiyorum kusura bakma. Menünün daha isminde mantarın ismi yazıyor. Kültür mantarı yazıyorsun. Kültür diyorsun. Volavan diye bize mantar dolması veren kişiden hiçbir şey öğrenemem ben. Sen önce bir mantar. Mantarın menüdeki mantarın hangi isim olduğunu öğren bu ondan sonra yorum yap. Bu kesinlikle bir volavan olarak değerlendirmesi imkansız ayrıca çok tuzlu. Onur Bey volavanın tuzlu madem, oluyor tuzsuz tuzlu tuz eklenebiliyor. Ha. Neden söylediklerinizle niye yaptıklarınız çelişiyor. Sensin işte. Baş edemiyorsun. Daha sen menüdeki, bak, bir şey menüdeki mantarın ismini bilmiyorsun laf, kusura bakma. Böyle laf cambazlığıyla yükseltmesin ama olmuyor. Olmuyor. Özür dilerim sesinizi yükseltme. Sakin sakin tartışalım. Hayır hakaret var ki alttan ineğine konuşun. Onur Bey bir şey söyleyebilir miyim? Kendi de çok iyi. Marifeti diyor. Diyorsunuz ya, hı. O volavanın hamurunu kendiniz de yapabilirdiniz. O 5 dakikada un, su, tuzla. Hayır, olmaz. Hayır, yapamaz. O hazır milföyden. Hayır, onu şeyle de yapıyorlar. Niye biz yapıyorduk? O zaman volavan yazmayacak. Yazabilir onu volavanı. Milföy hamuru şey, çanak için. Çanak yazsın. Tamam, kendisinin için. Anlatabiliyor muyum? Çanak hamuru. Çok özür dilerim. Siz çanak hamuru mu yapsaydınız evet, diyorsun? Milföy değil de. Olmaz, milföy değil de madem hazır o kadar. Hazır tercih etmiyorum dedin ya. Marifetliydi, marifetini göstermek istiyordu. O zaman hamurunu yapabilirdi. Çok büyük bir konuşsun Emin Hanım. Buyurun. Hamurunu kendiniz açıp kasenin içine koyup ona şekil verip içine de bu iç malzemeyi koyardı. O zaman tam... hata volavan yazması mı? Evet. Volavan evet. Yazması, aynen volavan aynen. Yazıp mantar dolması getirdi. Hayır, bu şekilde de yapıldı. Ben çok geldim gördüm. Yaptın, hayır, hani volavan demek hamur demek. Şey. Hayır, bu şekilde de gördüm yani. Ben o yüzden söylüyorum. Bu mantar dolması. Öyle de yapılıyor. Bakın Onur Bey, burada böyle coşacak, sinirecek bir şey yok. Eğer siz buna milföy hamurunu koyup volavan olarak getirseydiniz, belki derdi ki tuzlu olmuş, tuzlu olmuş. O kadar mutluyum ki mutluyum. Daha neler görecek Semiha, neler görecek. Gönlüm mü oldu ona beğenmeyince? Şu yaşımda nasıl börek yaptım, tel tel getirdim. Açma börek. Helal olsun. Yeteniz ara yemekte. Bu kemir bir hem tuzlu. Semiha teyze, bir de ne yazdın ayısı değil. Hem hipertansiyon, hem ki dizde platin, dişler takma. Evet. Ya. Hayır öyle bir konuştu ki ben ondan ama ciddi et, anlamda hayır, güzel et koymadın arkada. Size kapak olsun kapak. Kapak olsun. Böyle alkış yapıyoruz. Kapak olsun.
Eyvah eyvah. Yemekleri beğenmedikçe arkadaşlar Semiha Hanım bir kilo gidiyor. Bir kilo gidiyor. Ama Kadir Bey çıtayı kendi yükseltti. Neyi çıtayı kesti? Konuşmakla çıtayla alakası var. Hayır, senden öyle bir beklentimiz var. Bunu eğer getirsen hazırdı. Evet, Milföy hazırdı ama bir volavan olacaktı. Bu volavan değil. Peki, şimdi Emine Hanım ve Semiha Hanım bunu volavan olarak kabul ediyor musunuz? Hayır, asla. Etmiyorum. Ispanaklı. Peki o zaman bunu eksik menü sayıyor musunuz? Evet, nasıl ona yaptıysam ona saymazsam o da haksızlık. Niye ben haksızlık yapıyorum? İşte arabaşındaki olayı burada yaşıyoruz evet, şimdi. Evet aynısı. Siz arabaşını eksik saymadınız. Ben eksik saydım. Puan saymadınız. Ben hayır. Eksik yarım. Tamam. Milföy yoksa yarım puan yarım veririm. Puan hatta kınardın. Ben vermem evet. Dediğinde iddia ettiniz. Tamam bana dönün. Eksik menü dedim. E tamam buna ne neyi var? Hayır. Yarım puan adım. Vereceğim siz, dediniz. Siz tamam. Ali bu Kadir eksik, eksik değil. Menü. Bu eksik menü yarım puan vereceğim buna dedim. Doğru söyleyip aynı şeyi bunlara bugün de yarım puan vereceksin o zaman. Evet çünkü içi var dışı yok. Tamam aynısını söyledim. Ama ben buna puan vermeyeceğim çünkü yazan değil. Aynı şey. Evet. İçi var dışı yok nasıl bana göre anlatabildim mi? Onu demek istiyorum. Volava'nın açıklaması tamam, ne? Tamam bir şey söyleyeyim. Şimdi Sema Hanım'a diyorsunuz ki eksik menü yarım puan vereceğim diyorsunuz. Ben diyorsun puan o vermeyeceğim. Demedi, ben hayır. Hayır eksik da... varsa eksik hayır. Puan kırıyorsun Sema, yani puan bakın, vermeyeceğim Onur ne demek Bey, oluyor? Onur Bey neyi kaçırdınız biliyor musunuz? Ha? Burada sizi korudum. Sema Hanım az önce dedi ki tamam. Eksik menü yapmış dedi. Ben dedim ki onunkini eksik sayarken yarım puan verirken evet. Onur Bey'e de vermek tamam. Zorundasınız. Puan, ben ne puan diyorum beni duymuyor musunuz? Ben kendi adıma konuştum. Nasıl arabaşı tamam. Doğru değildi bu da doğru değil. Bu... Mantar greten yapılmış, üzerine de ıspanaklar... Hayır siz beni yanlış anlamışsınız. Yok ya ben sizi yanlış hayır, aynı şeyi söyledim. Siz şu an diyorsunuz ki ben size öyle bir şey yok. Ben ona dediğim gibi diyorum. Dışı yok o yüzden yarım puan eksik bir eksik onu sonra söylediniz. Diyorum. Onu sonra söylediniz. Çok ben söyledikten sonra. Ben yaşıyorum. Ama Ayça Hanım Semiha Hanım'a çorbasında yaptığı gibi bugüne evet. Burada puan vermeyeceğim dedi. Saymıyorum. Onur Bey volavanda güzel güzel bize yutturmaya çalıştı. Asla bir volavan değildi. Kesinlikle yemedik. Puan tabii ki de kıracağım. Önümüze mantar dolması getirdi resmen. Volavanla ilgili verdiği hiçbir yanıt doğru değildi. Onur Bey sadece ve sadece ismini biliyordu. Anlamıyla ilgili hiçbir fikri yoktu. Semiha Hanım siz puan verecek misiniz buna? Vermeyeceğim ne var ki? Mantarın içine getirmiş ıspana kavurmuş üstüne de. Tuzlu mu peki? Çocuk tuzlu. Peki o zaman geçelim ana yemeğimize. Kadere püresi yatağında evet. Mürdüm erikli kuzu yahni mi geliyor? Evet. Evet şimdi bir kuzu eti daha gelecek bakalım. Aranızda kuzu eti sevmeyen falan var mı? Yok ben benim için rastla. Ayrım yok. Bir kere bir şey söyleyeceğim. Patlıcanı dedi biriniz acı dediniz. Suya koydun mu tuzlu suya. Ben sen gene orada konuyu yanlış vallahi anladın. Vallahi ben bir şey diyeceğim. Öyle yok, dedi yok, o konuyu. Hayır öyle demedi ki. Hayır öyle demedim. Hayır. Bu dedi sen bunu suya koydun mu tuzlu kız suya? Kız kötü bir şey demedi ki. Tek tek soyuldu suya. Senin patlıcanını beğenen tek kişi bendim zaten. İçi lezzet bir kaynana geline sormuş ne iş yaptın da yorulda demiş ki çamaşırı aldım makineye gittim içine koydum. Kapağı kapattım düğmeye bastım. Şimdi Semiha teyze de aynı gibi çamaşırı kalmış. Makineye kalmış yani. Eziyetli değil mi patlıcan? Ama içi kıymayla yani. Doluydu patlıcan. Anlıyor. Bununki de pişmemişti patlıcan. Sert idi. Onunki ben kabul ettim. Seninki pişmişti zaten. Pişmemiş kimse demedi. Nohut gibiydi benim patlıcan. Kimse demedi. Onun pişmemişti kabul etti. Evet. Kabul ettiniz değil mi bununkini? Etti o kendi. Ettik ya hepiniz ettik. Onu da sağlamalı. Ettiniz değil mi? Hayır sürekli benden gidiyor. Ettiniz değil mi diyor. Peki Emine abla sence bu masada en samimi yarışmacı kim? Özüyle, sözüyle, davranışıyla. Özüyle, sözüyle doğru söyleyeyim Emine abi. Semiha teyze ama bir tek eleştiriyi kabul etmiyor Semiha teyze de. Özüyle, sözüyle değil mi? Tek samimi gelen kişi Semiha Hanım mı? Semiha Hanım. Semiha teyzeye ben samimi buldum dediğim zaman Ayça ile Sema çok bozuldular. Onu yüzlerinde gördüm. Ama kusura bakmasınlar ben düşündüğümü söylüyorum. İçimden geleni söylüyorum yani. Hiç Emine'nin öyle dediğine bozulmadım. Çünkü ikinci Onur vakası geliyormuşçasına sinsi sinsi ilerliyor. Semiha Hanım'ı samimi bulmasına bozulmadım. Sadece söylediği şey artık Emine Hanım uyandı ve Semiha Hanım'ı oynamaya devam ediyor. Hazır milföy hamuru kullansanız bu kadar eleştiri almazdınız herhalde. Milföy hamurunu hazır olarak getirseydim iyi olacakmışım. Ama ben buraya ne anlamı var yarışmaya gelmenin? Hiçbir anlamı yok. Sema Hanım'ın yorumları hakkında ne düşünüyorsunuz? Gereksiz yorumlar, gereksiz davranışlar, çıkışlar, anlamsız ifadeler, hiç tansip etmediğim hareketler. Yemeklerinizi çok sakin savunuyorsunuz. Nedeni nedir? Çünkü stres anındayım şu anda. Yemek menülerini dağıtacağım. Güzel eleştirimde, röportajımda yapacağım. Evet, buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim, buyurun. Teşekkürler. Evet, patates püresi yatağında. Onurcuğum bu arada mutfakta da iyi dedikodu yaptın. Hanımlar baya kulak verdiler evet, sana burada. Evet, her şeyi duydum. Nasıl bir kulak verdiler? Yani Semiha teyze baya dinledi, Ayça da baya dinledi. Buyurun. Servis konusunda nasıl? İyi mi? İyi.
Gidiş geliş. Biraz da bugün mutfak açık. Evet, açık da yakın olduğu için. Faydası var. Hadi afiyet olsun bakalım, buyurun. Hoşuna gitti mi Sema? Patates yatağında mürdüm erikli koyun yahnisi, kuzu yahnisi. Yani Ayça'nın menüsüne benzettim biraz ana yemeğine. Bir tek kayısılar eksik herhalde, incir kayısı eksiği yok, var. Yok, pişirme şekli, eti falan da farklı. Şey, bu sanki düdüklü de mi haşlandı bu? Kavruldu mu? Bunu mu? Evet. Haşlıyorsun, sonra tencerede kavuruyorsun soğanlarıyla bütün. Mühürleme yapmadınız mı? Önce... Ha, mühürleme de bu yahni. Yahni yani, yok öyle bir şey. Hepsini tencerede pişirdiniz değil mi? Düdüklü yapmadınız etinizi. Düdüklü de haşladım. Onu sordum işte ben de düdüklü. Ondan sonra tencerede soğanlı falan güzel kavurdum. Onu sordum. Kuzu etini, ekledim. Et kısmını yani yahni kısmını kuzu gerdanla bir tane düdüklüye koydun. Seni belki pişirdi. İkisi aynı anda pişti yani. Pişti, sonra ne yaptın? Yağda mı kavurdun eti? Erikler de birlikte önce... kavrulmuş çünkü erin tadını da almış. Hayır, önce şeyi, soğanları ve şeyi kavurdum. Neyi? Soğanla eriği mi? Hayır, erikleri sıcak suda bekletiyoruz. Tamam. Soğanla eti güzelce bir çeviriyorsun tencerede. Yağda çevirdim. Sonra üzerine de şeyleri, erikleri evet attık. Et suyundan da ilave ediyorsun. Hmm. Tarçınını, şekerini istersen bal da koyabiliyorsun. Aynı evet, bal da koyuyor üstüne. Et attı, sonra pişirdin onları. Onu güzelce pişiyor, evet. Şekeri fazla olmuş Onur Bey, çok tatlı olmuş etiniz. Niye ben koydum? Bayağı bir mürdüm eriği de biraz şeker değil. Şekerli. Eriğin tadını şeker almış. Et şeker zaten de var ama içinde. Et güzel pişmiş. Hayır, şeker var de, güzel pişmiş çünkü düdüklüde pişme, yani ön pişme olduğu için zaten pişme ihtimal çok düşük. Tadı falan fena değil ama biraz tatlılığı sevmediğim için. O yüzün ondan mı öyle? Yani bir fena yani değil ben ama pek de... Etle tadı çok yakıştıramıyorum Kadir Bey. Yani evet ama Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden yani, bu da. Yani elimde değil. Püresi falan da iyi, fena değil ama bir tık daha böyle sıvı olabilirmiş. Yani hafif biraz sıcak daha... mı püre? Yok hayır, püre soğuk. Eti de çok sıcak değil. Yok çok sıcak değil. Şu an ısıttım koydum. Katılı acaba ondan mı? Yok yok, biraz daha süt ekleyebilirmiş. Püresi soğuk. Buzdu be. Salatayı nasıl buldun? Salatası güzel, ekşili. Ben ekşi salatayı seviyorum. Hoşuma peki, afiyet olsun. Evet Ayça Hanım. Etin çok güzel pişmiş. Tabii düdüklüye attığın için çok lezzetli ve bunda koku yok mesela. Çok teşekkür ederim. Sıfır koku var. Ama bu yahninin sosu nerede? Yani tencerede pişirirken daha sulu olması lazım. Mesela benim mutancana da böyle oluyor ama işte sevmiyorum o kelimeyi ama neyse. Mutancana da böyle oluyor ama yahnide bir sululuk olur. Ha, onu hemen söyleyeyim. Hı hı. Normalde bu Osmanlı döneminde yapılıp böyle tepsinin içerisine dökülüp hı hı herkes oradan alıp yiyormuş. Tamam. Ama biz bunu patates püresiyle ek olarak yaptığımız için patates püresinin yatağında ismini vererek evet sunum yapmak istediğimiz için sulu şekilde olmuyor. Sulu yok, üstüne gezdirebilirdin ama. Patates püresini altına koyup üzerine hafif de zaten ben tercih ettim. Salçalı olur hafif koyunsu yani olur. Bir koyunsu yok, olur. Salça yok. Yani hatta ya da et suyundan yaparsınız yani salça. Et suyu zaten kullandım. Ama et suyunun suyu nerede? Yahni dediğiniz şey bir tencere yemeği. Evet. Hani benim bu sunum, kavurma olmuş. Hayır benim sunumumda yoktu. Ama sizin şey verdiğiniz isimde sosyal medyada da baktığımızda aynı şekilde dediğiniz yani tarif doğru. Evet üzerine döküyorsun. Su üzerine dökmek zorundasın. Yahni yani olması bu yahni tencere yemeği sulu bir yemek olması lazım. Bunun şimdi mesela kuzu kavurmadan bir fark kalmadı. Ama diyorum ya ette hiçbir koku yok. Ama çok kuzu güzel kavurma tek başına olan bir şey. Bunun üzümü var. Ya içine meyveli soğanı koyarsanız bu tadı verir. Başka. Ama yahni dediğiniz şey sulu bir yemektir. Evet. Patates yatağına neden koyarlar? Patates neden uygundur altına? Çünkü sulu olduğu için. Hayır. Patatesin üzerine eti sunum niye koyarız olarak, biz? Bunun patatesli olarak sunumu bu şekilde. Sunumla hayır, ilave değil, etmiyoruz. Yanlış. Patates yatağı et yemeklerinin altına konuyorsa o et sosludur. Ya patatesin altına konulma nedeni budur. İkisi beraber tamamlasın yensin tamam diye. Tencerede yoksa bir... sosun var mıydı? Tencerenin yok suyunu ona göre koyduk. Bayağı kavrulmuş. Yok daha fazla koymasın. Çünkü dediğimiz şey sulu bir abi, yemek. Lezzeti nasıl? Şeker et olması pişmiş gerektiği gibi mi? Bence yerinde. O lezzeti yerinde, her şey yerinde. Püre? Püresinde dedikleri gibi birazcık katılık var. Yani daha akışkan, daha sıvı. Ama bu katılığı şekil eğer... vermek için, efendim, o sosu vermiş biraz daha olsaydı, bu şekli verip tutabilmek şekil, için. Şöyle, eğer bir etin altına koyuyorsan, ki sen de okudun biliyorsun. Yani püre böyle ezilir zaten. Hayır bu yatak o şekil olarak verdiğinde hayır, verebilirsiniz yani daha patatesi ezik sütlü bir patates püresini şöyle çevirdiğinizde zaten sıva gibi altında ondan bir şekil beklenmez. Göre, evet, şekle göre yani değişiyor. Yatak mı çekme mi? Çekme o.
Hangisi? Sizin dediğiniz çekme. Yatak mı çekme? Hayır. Çekme azlı olur, soslu olur çekme. Hmm. Bu yatak yaparken patates püresini ortaya şöyle koysa şöyle yapsa şekil olarak şekil olur yani. Şekil olarak çekilir. En basit şekil olarak yahninin suyu olsaydı patates de bu kadar katı olmazdı çünkü soğunu açardı yani. Hayır, katılığının nedenini şekil vermek için yaptım diyor ya Kadir Bey. Ben diyorum ki altına yapacağına bir şekil vermene gerek yok. Zaten üzerine etle sosunu lezzet koyman gerekiyordu. Lezzet olarak nasıl? Bak diyorum ya, et pişmiş ve lezzetli. Onda bir sıkıntı yok ama yahninin suyu yok. Yani sen bir restoranda ben kuzu işte erikli yahni istiyorum dediğinde bu gelse... Bu gelirse bu yahni değil, alın bunu derim. Ben de diyorum ki... Havucunu pişirdiniz mi Onur Bey? Havucu tereyağıyla sadece parlak. Sotele pişirdiniz. Sotele pişirdiniz. Afiyet olsun Ayça Hanım. Salatayı beğendiniz mi? Salatayı çok beğendim. Sosun her şeyine oturuyor. Maydanozu yok onun da. Çoban salatada maydanoz olur. O tercihe kalmış olan bir şey, tercihe kalmış olan bir şey. Onlar, bak işte sizin ilk önce dediğiniz gibi damak lezzetine göre. Siz onu seversiniz, ben onu çoban sevmem. Çoban salatasında sumak oluyor mu? Evet. Oluyor. Tabii. Hayır, lezzete göre çoban değişiyor. Koyarsan koyarsan, koymasan koymasın. Yani. Oluyor, aslında. İsteyen koyuyor. Evet, isteyen. Yani isteyen ona daha lezzet. Orijinalinde çünkü... Ama çoban salatasında ben sumak görmedim yani. Tamam. Oluyor. Yani bunu siz tercih ettiğiniz, sumak yani olduğunu sos ben görmedim. Olması gerektiği gibi hani limon, zeytinyağı benim falan koydum diyorsanız benim tamamdır. Benim bildiğim yani o zaman staj yapmış olduğum yerlerde de çoban salatası denildiği zaman önümüze gelen şey bu. Ha, ama ekstradan bazı şefler diye biliyorum ben. Maydanoz hayır, çoban salatası budur. Bak iyi restorana gittiğiniz zaman çoban salatası istiyorum deyin. Evet. Budur. Ama bazı şefler atıyorum kaldığı zaman ya da işte ekstradan işte içinde olsa da bir şey olmasın diye bazen atabiliyorlar ya da sistem olarak şekil verebiliyor. Ama genel olarak baktığın zaman çoban salatasının aslı budur. Peki onlar şefin yorumuna göre olsun. Evet. Evet Emine Hanım, siz nasıl buldunuz? Ben yahni dediğimiz gibi böyle normal hatta yemek tabağının sulu bir şekilde gelmesi gerekiyordu. Zaten onu söyledim, hani ortaya döküyorsun o şekilde yiyiliyor. Tamam, ama biz keşke bunu o şekilde, şekilde getirseydiniz. Sunmak istedim ben. Bunu normalde patates püresini illa her etin yanına koymak zorunda değiliz. Yani onu bir yan yemek olarak da kullanabilirsin. Normal kuru bir etin yanında da olur. Patates püresi daha çok yakışır. Yok, bu sulu orada bir yemek... yahni de doğru bir seçim yapmış. Araya giriyorum ama yahni yaptığı zaman patates püresi koyar. Yani burada bir pilav verse yanına koyamaz. Çünkü çok sulu bir yemek. Işte sulu yemek olduğu için dedim hani onun üstüne koymasını ben eleştiriyorum. Hani belki yanında olmuş olsa. Çukur tabakta sulu yemek gibi sulu yahni gibi yanında da ayrı bir tabakta patates püresi istedim. Evet, orada bir doğruluk yapmış. Davet sofrasında getirebileceğin davet diyorsak bu doğru. Hani sulu bir çukur yemek getiremez. Emine Hanım dediği olur mu? Olur. O da evde yiyebiliriz. Hani bak, yahni yapmışızdır. O bir davet ama şimdi bunu davet sonrasında o şekilde sunmak zorunda değilsiniz. Ben hani olması gerekeni söylüyorum. Yok, hayır, şu bak, an size. Ne diyorum Emine Hanım? Yorumunuz doğru. Evet. Normalde evde bir onu o şekilde yesek ben doğru. İsterim ki böyle kuyu tabağı koyayım, ekmeği getireyim, bandırayım, yiyeyim. Suyundan biraz sonra püresinden ama yanına lavaş da koyabilirsin. Ama işte böyle bir davet sofrasında o sunum bence yanlış. Ama işte yahnide suyunuz yok. Yahni değil yani. Yani yahurma. Peki tadını beğendin mi Emine abla? Tadını et olarak güzel pişmiş ama bana çok şekerli tarafı geldi herhalde bana Kadir Bey. Bana çok şekerli geldi. Ama işte erik de var ya tabii. Eriğin tadı çok bastırmış. Erik zaten erik onun şekerini dengelemesi için ekstra şeker atmanın gerekiyor. Öyle bir şeker tadı yok. Yok demek sana gel. Bana gelen resmen böyle yani evet, bana bir anda tat böyle şeker tadı geldi ağzıma. Bunun gelmesi normal mi? Şekerin tadı gelmesi, etin içine geçmesi. Ben de şimdi lezzetine baktım. O kadar şekerli değil. Ben de şekerli. Zaten eriğin koymasının sebebi tatlandırmak için. Bir yemek kaşığı şeker bu kadar tatlı, abartılacak kadar tatlı yapar mı? Onur Bey, bunun içindeki meyve. İşin içerisinde. Onur Bey, içindeki meyve zaten bunu tatlandırmak için ekstra tamam. Şeker koymanıza bir gerek şey yoktu. Ayrıca şeker değil, bal diye biliyorum ben. Zaten tatlı değil ki. Ben sabahtan yaparken İşte ben demek istediğim o. Bu tatlandırmak için konursan çok şeker atmışsın ayrıca içine. Ayrıca Onur Bey şey mi merak ediyorum. Sen önce bitirsin. Koskocaman tencereye bir yemek kaşığı diyorum şeker koydum. Tamam benimki çok şekerli geldi o zaman. Yemek ayrıca kaşığıyla. Erik yemek kaşığıyla. Ayrıca, tatlı kaşığıyla koymanıza Ayrıca tarif o şekilde. Ayrıca erik zaten tatlı değil, ekşi. Ona ekşiliği versin diye, tadını değiştirsin diye konulan bir şey. Şimdi yaptığınız yorumda erik tatlı, üzerine bir de şeker koymuşsun, iyice tatlı olmuş. Yani çok şekerli ama. Erik tatlı şey mı? Allah'ınızı severseniz ya. Ya bu tatlı erik değil mi? Kırsiye erik tatlı eriktir her zaman. Üzümle karıştırdı aslında o. Açık açık söyleyemedi, toparlayamadı. Bir keresinde sen benden daha büyüksün ve ev hanımısın. Ve ayrıca iş kadınısın. Sen bir eriğin tatlı ya da ekşi olduğunu ayırt edemiyorsan kalkıp da benim yemeğime, tabaklamama yorum yapma. Onur yemeğine basmış şekeri.
Sonra da işte yok erik tatlı olmaz, bilmem ne olmaz. Ama çok şekerliydi yemeği. Olmayan şey niye söylüyorum? Ben ilk günden beri olan olmuş, olmamış, olmamış diyorum. Benim yemek bilgimi sorgulamak Onur'a kalmadı ayrıca. Benim günümde yemekten ne kadar anladığımı görecek Onur. Ne tarafta pişirirken şeker koydunuz? Tencerede. Tencerede şeker mi koydunuz ona? Pişirirken evet tarçın da koyuyorsun üzerine. Suyunu attı şekeri. Suyunu atıyorsun. Ben bal diye biliyorum. O bal diye biliyoruz. Biz onu, bak yani. Onu iki şekilde yapabiliyorsun. Bizim şeflerimiz de bize söylüyordu. Bal da koyabilirsin, şeker de koyabilirsin. Ama kimisi de balı pişirmeyin diyor. Senin evet. En son atıyorsun. Senin lezzetlendirmene bağlı. Mesela geçen gün sizin yaptığınızda bal koymuşsunuz. Ben bugün şeker koydum. Hı-hı. Yani o hani illa da bal ya da illa da şeker Osmanlı olacak diye şey yok. Osmanlı mutfağında ne koyuyorlarmış? Bal. Şeker. Ben şeker gördüm. Bal. Ben de şeker gördüm. Osmanlı mutfağını hiç görmedim. Bal özellikle. Biz de görmedik. Görmüş olanlar değil. Ben şeflerimden duyduğunu söylüyorum. Ne kadar ön yargılı davransa da haksızlık yapmamak için her şeyi tek tek inceliyorum. Benim kimseye kastı özel bir şeyim yok. Bal gördüm. Osmanlı mutfağında da bal diyebiliyorum. Evet. Bal da olabilir. Bak diyorum bal da olabilir, şeker de olabilir. Ben bugün tercihimi şekerden yana kullandım. Pekmez koyan var mıdır acaba? Onu hiç görmedik. Ona iddia edemeyiz. Ona bir şey diyemem. Balı deneyen Osmanlı eminim pekmez de deneyen. O suyu koyulatmak için o pekmezi dökmüştür ona. Peki, Semiha teyzeciğim senden yorum almadık. Evet, sonunu sana sakladım. Rahat rahat yap, lafına karışmasınlar. Ben şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu bir kelle soğuk. Çok soğuk diye düşünüyorum. Ekşi dedi, bakacağım tadına. Lezzeti nasıl Semiha teyze? Bir dakika. Eti de güzel pişmiş, lezzetli. Teşekkür ederim. Ama gelmeden düdüklü de pişirdim. Neyi Semiha teyze? Eti. Şimdi düdüklü eti de pişiriyorum, tekrar kavuruyorum. Neden öyle yaptım? Şimdi şöyle. Bak o yanlışım var. Bak hatamı söyleyeyim. Semiha teyze, yanlış diye bir şey yoktur. Bu yarışmada eğer düdüklü kullanılmıyor, yasak denilse kullanırsam o zaman haklısın. Ama ben sonuçta lezzeti sana eti pişirmiş miyim? Pişirmişim. Sana önüne güzel bir lezzet pişmiş bir et sunmuş muyum? Sunmuşum. Benim tencerede pişirdiğim, düdüklü de pişirdiğim bu kadar da bence ilgilendirmemeli. Hayır, hayır. Çok ilgilendim. Hayır, ilgilendim Semiha teyze. Neden ben hemen söyleyeyim sana? Katılmıyorum. Semiha teyzeyi doğruluyor bak. Ha. Yahni seçiyorsanız, yahni tamam. Seçiyorsanız bu bir tencere yemeği. Kaç saatte pişer o? Ne demek? Ben pişirdim. Bir şey söyleyeceğim. Milföy hamurunu hazır kullanmaya okeyliyorsun. Evet çünkü yani verdiğiniz isim o. Yahninin düdüklü tencerede pişirmesini onaylamıyorsun. Peki siz hazır kadar, ürün kullan... Hayır o zaman siz de çelişiyorsunuz. Sizin yapmış hayır, olduğunuz yorum ve... Hayır benim yorumum gayet doğru. Sen burada ne görüyorsun Zayçan'ın? Ne Tabii ki de uyanıklık. İki tencere yemeği seçiyorsunuz. Tencere yemeği seçiyorsunuz. Ve gidiyorsunuz onu düdüklü... Ve kuzu eti bu dana da değil. Hani böyle kuzuyu çevirseniz... İki su atsanız dört diye dağılır yani. Bir artısı var. Çorba ile ana yemeği eti. Hayır, ben de diyorum o zaman ben şöyle bir koymuyorum. Yanlış yaptım. Ayret, kuzu. Osmanlı mutfağında kuzuyu pişirirken tencerede pişirilir. Kuzu tercih edilmesinin nedeni de çabuk pişmesidir. Siz bunu düdüklüye attığınızda konu tartışmaya kapalıdır. Peki tencereye niye koymadın? Onu merak ediyorum. Evet, niye? Hayır, tencereye koydum. Sonra yani. Tencere. Sonra değil, düdüklüye tencerede. Daha iyi pişmesi bak, için, daha rahat pişmesi için. Ondan sonra tencereye koymadın. O yüzden sen yapmadın. Sulu sulu vurdun. Bu marifet değil mi? Marifet değil tabii. Senin ikisi marifet Semiha teyze. Ondan sonra doğru. İkincisi bu sul olacaktı bir kere. Senin Semiha teyze, sen doğrusun. Bizim eleştirilerimiz sana karşı çok teyze, yanlış. Teyze meydanda durun şu havuçların saplarını, uçlarını. Hadi ben bunu yedim şu ucundaki kötülükle. Ben bunu nasıl şunu insan kesin. Teyzeciğim restorana gittiğin zaman sen böyle bir sunum gördün mü? O aksesuar olarak sunum için koyulan bir şey. İsteyen yer isteyen yemez o şey. Böyle dolu tabağa getirsem tabii ki o zaman derdiniz ne ki güzel. Ne yedik ki aç kaldık. Hiçbir şey yok. Açma yok, hamile şey yok. Belki biraz tansiyonu düşer Semiha teyze. Restoranda bulundun mu Semiha teyze? Restoranda bulundun mu? Çok. Bak gitmiş kadın. Yani. Hiç böyle sunum görmedin mi? Tamam böyle evet. Sunum görmedin mi hiç? Benim damatlarım götürdü. Ama Semiha teyze böyle sunum görmedim demedi ki. Dedi ki bu havucun dedi ucunu niye almadın dedi. Havucun ucunu ben niye alıyorum? Onun özelliği o, ben niye onu bozayım? Onda herhalde ipi şeyi yani ben gittiğim zaman yani sunumlarda havucum ucunu sonunu kesimi görmedim. Ben bunu yiyecek olsam şu ucunu nasıl edeyim ağzımdan koparıp kenarına mı koyacağım? Semiha teyze zehir ben değil. De onun özelliği o. Havucun şimdi bir dakika. Şimdi ben bu ucunu kestim. Havucun sert kalmış Onur. Onun pişmesi gerekiyordu. Hayır onu parlatıyordu. Kestim. Kes bıçağı. Bıçak da kes. Böyle bir, görüyor musun? O bıçağı boşuna koymuyoruz bu bir. İkincisi hoş bir görüntüm olur böyle ucu yok. Olmaz. Bir yana eksik gibi tabağa koymuşum. Semiha teyze buyur. Bir de susun. O zaman da diyeceksin ki havucun ucu niye yok? Çok senin için ben ısır ettim. Hiç iyi. Emine Hanım havuç pişmemiş dedi sen parlattım dedin yani. Sadece pişmemiş bunlar, ki zaten sütlenir bu. Bunlar evet. Bunlar sadece tereyağında parlatırsın.
Servis tabağının yanında sotelenir ama yenecek tabağı ve hatta mümkünse buharda bir iki dakika haşlamak. Evet. Emine Hanım'ı da dinle arada. Hayır. Bak, bana inanmıyor kız. Ben yalanını söylüyorum. Sen diyor ki seninki yolda ben kaçırıyorum. Meydanda duruyor ya meydanda. Bunlar tabaklamada şekil vermek için kullandıklarımız. Bana değil bak Emine Hanım'a. Tabaklamada kullandım. Onun hiç haşlanmadı. Ama tabağına koyduğun her şeyin yenilmesi gerekiyor. Sadece taş değil ya. Taş işte ne alakası var? Siz onu önden haşlayın bakın. Bir yemeğin yanına eğer ki bir böyle sebze verin. Sema'nın patates gibi oldu biliyor musun? Ben haşladın sandım haşlamadım. Direkt tereyağı yemiş gibi oldum yani. Bak Ayça Hanım açıklama yapıyor. Onur Bey. Eğer yanına yemek için koyduysanız önden bir haşlama yapar daha sonra sotelersiniz. Hiç şekeri bozmanıza gerek yok. Hayır abicim. Demek istediği doğru. Bu şekilde de servise geliyor. Ama hiç bu şekilde servise... Bak siz de... komilik yaptığınızı söyledim. Evet, hiç bu şekilde evet, servise dediğini hiç görmediniz hiçbir mi? Hiçbir sebzeyi bu kadar sert getirmezler. Hiç görmediniz. Buharda ya görmediniz diye bir şey yok. Ben çok restoran gezdim, çok yiyorum. Kendim de yapıyorum. Evde de sunuma çok önem veriyorum. Sadece sizdeki olay beni korkutuyor. Yani teknik olarak hiçbir açıklama yapamıyorsunuz. Teknik kabul olarak evet, yapamıyorsunuz. Hayır, adriyat tencereye çevirelim. Yani bir ama isimler yüksek. Onur Bey'in olayı bu. Ne isimler? Bolavan yazmış. Evet. Getirdi mantarlı greteni ortaya. Hepsinin altı boş mu? Hepsinin altı boş. Sizinkiler dolu. Evet benimkiler sizin... tabii ki de gördük, dolu. Bir mutancanayı pişirmek için geldi. Beş kilolu tencere getirdim buraya. Hiç okul tartışmaya kapalı. Evet var. Onur Bey. Arkadaşlar taşı da söylesinler yani. Böyle tencere yani. Ne yeşil mi? Eti pişirmek için ben 5 kilo tencereye... Döküm tencereye tencereye getirdin de 3 tane. İşte sana öyle oldu. Doğru be ya. Kavgada söyler ya. Tabii. 3 tane kutu vallahi 3 tane. Doğru söylüyorsun. Bir tane de elimde çatalla vardı 4. İşte Onur da ama bak biz onu neden yaptık biliyor musun? Senin tansiyonun var ya fazla sen şey olmasın diye. Sen de ağzını yitirip etleri sayıyorsun. Evet hep etleri saydı. Ben eti çok severim. Canımız istesin evimiz müstakil böyle bahçe 2 katlı. Gece 12'de mangal yaktırırım. Canım istesin. Vallahi yaktırırım. Sevim teyzeyi de dinliyor bak. Ben çok severim eti. Yani Türkümüzü söylemiyorsun ama bu aralar. Bana etlerle gel. Türkümüzü hiç söylemiyorum. De oğlum doktor. Ha ya. Senin kurbanını yaradığını ben daha iyi anladım vallahi şimdi. Vallahi billahi ben ne yapayım et? Bugün sana şarkı söylediler mi yok? Kim? Şarkı. Ne şarkı? Sen mi söylüyorsun aşağıda ona şarkı? Yani aşağıda. Tabii be evreşe yollarını mümkünse Allah affetsin. Yani başka bir şey değil. Onu iyi görelim. Yani. Bozuk kaset. Evreşe yolları. Bir de dedi ki Kadir Bey'e sığırdım. Bana benim yerim var. Evreşe yolları var. Dar bana bakma benim yerim var. Sevim iki gündür konuştu konuştu. Boş tereke. Ötüyor diyor durmuş. Şey, yazmış yazmış gitmiş. Alayım sabah. En azından Sema teyze karnı yarık dedi bari karnı yarık geldi mis gibi. Tabii i̇şte tabii. Şu. Niye o gün ona göre yorum yapmadın? Ona göre yorum yaptım ben. Kimse menüsünde karnı yarık olmaz dedi. Ben burada gelmeyen ne var peki? Altı boş. Eksik hepsi. Boş. Hepsi. Bana şey yazıyor. Yemek bilmem ne mantar. O mantar şey her markette satılıyor. Aç mısınız şu anda? Açım ölüyor karşılıkta valla. Öldü. Öldü valla. Sema teyze açlıktan öldü. Salatayı beğenen varsa suyun ekmek bassın bari. Benim karnım da doymadı çünkü ben yemek yiyemedim. Yiyemedik doğrusu. Yani doğru yenecek bir yemek yoktu ortada. Kesinlikle Emine'ye bu konuda katılıyorum. Yenecek yemek yoktu gerçekten. Onur kurbanlar olayım bu yalancı kuğu. Sarı kuğu evet. Eti içinde tavuğu. Bence de. Yalancı kuğu. Evet canım. Eti içinde kuğu. Yalancı kuğu. Onur yandın Onur. Yalancı kuğu. Sonra tatlı demişim. Gerçek tavuğun tatlı olmadığını biliyorsun Semih teyze. Demek istiyorum Allah'ın seversen. Ha, ya, ya da ben böyle hiç yemedim. Ya da git ya. Kıvamında sert olmuş Onur. Ay bayağı bulmuş. Dolaba koyduk çok güzel oldu. Bu hem sert olmuş. Senin tatlının dibini yaladın. Çünkü var ya. Bak bunda kuğuş olacak. Hayır benim. Tatlı hayır, zaten olması gerekiyor. Çok özür dilerim arkadaşlar. Madem böyle hararetlendik Semih Hanım'dan yoruma başlayalım. Hayır. Gerçek tavuk göğsü değil mi? Göğsü de olur. Gerçek tavuk. Tavuk bekliyordun içine. Evet. Tavuk göğsü adı üstünde yani. Onu sen yalancı yapmak için... Sonuna tatlı yazmışım. Gerçek tavuğun tatlı olduğunu sen nereden gördün Semih teyze? Ne bilmiyor. Neyin yalancı yazman gerekiyor. Bir dakika orada durun. Hadi bakalım. Ben de arabaşı yazmışım. Hamurunu yazmamışım. O nerede kaldı? Haydi cevap ver. Haydi bakayım. Ne dedim? Sen bir dakika. Ben kaybettim. Saklama Halime ben buldum. Hop hop hop. Saklama Halime ben buldum. Sört sört. Haksızım ayı. Haksızsın. Ben efeye giriyoruz araya şimdi. Haklısın Semih teyze. Haklıyım sen bir menü yazdın. Ya benim kızım şey bunu çok yapan çok tavuk koyduk. Nasıl bir rahatladı? Nasıl biliyorsun ya?
Sen bir çorba yazdın, içinde yoktu senin yaşında. 70 yaşındayım ama yaptığım yemekleri gördüm ortalığa geleni. Dur şimdi, tavukları fırlayacağız. Peki şimdi bir şey ciddi soruyorum Onurcuğum. Menüye sen tavuk göğsü yazarken yalancı mı yapmak için yazdın yoksa yalancı? Yalancı yok. Ama yalancı yazmamışsın. Tavuk göğsü diyerek tavuk göğsü. Başına yalancı yazdığını ben görmedim. Tavuk göğsü yazıyor. Onur mutfakta dedi ki ben işte tavuk göğsünü yapmam, tavuk göğsü görmedim dedi. Tavuk göğsü. Peki Semih Hanım beğendin mi? Beğenmedim valla. Emine Hanım buyurun. Yalancı tavuk göğsü yazmadın ya buna. Yani yalancı tavuk göğsü oluyor bu. İçinde zaten kıvamından da belli. Sert. Bak akışkan değil. Dolaba koyduk evet. Tamam peki. Dolaba koysan da onun bir kıvamı var. Peki tavuk göğsünün yalancısı da böyle oluyor mu? Hayır. Hayır. Ay yalancı tavuk daha göğsü daha akışkan. Daha akışkan olur, daha güzel olur. Ay Emine ablacığım bana müsaade et. Tamam. Daha akışkan, daha evet. Lezzetli olur. Evet. Artı ben ne demişim sana? Sen şef eğitimi aldın. Onu ve daha söyleyeyim. Yalancı tavuk göğsüyle normal şey tavuk göğsü arasındaki farkı ayırt edemiyorsun. Ben de hayır onu çok şunu söylüyorum. Efendim. Ben onun için esprisini okay. Söyledim bu bir. İkincisi ben zaten sabahtan eğitimin esprisi mi olur? Hayır, eğitimi demiyorum. O muhabbeti söylüyorum. Söylediğiniz muhabbeti söylüyorum. İkincisi olarak da ben zaten Kadir Bey'e de sabah söyledim. Aşçılık kursunda sadece bir yıl okudum. O da temel şeyler öğretildi. İşte doğrama şekilleri öğretildi, tüp nereden çalışır. Tamam, gereksiz bilgiyi bize yüklemenize yani, gerek yok. Söylüyor işte. Normal cevap verin kendisine. Hayır, kendisi sorduğu için söylüyorum. Yani şimdi burada bir yılı sen profesyonel bir aşçılık eğitimi almış gibi yani burada laf çarpıtmanın bir mantığı yok. Ama bir yıl içinde her şey... Olmuş mu? Ne öyle bir yıl Emine abla tatlı olmuş mu? Ben sevmedim. Sevmedim. Sütü koymuş, muhallebi karıştırmış, kapatmış. Az sana tatlı tavuk göğsü. Şu da tavuk göğsü olmuş mu? Hiç olmamış. Çocuğa mı getiriyorsun sen? Yapaydın bir baklava da göreydim. Hani böyle 80'lerde muhallebiciye giderdik ya. Öyle bir sunma ne gerek vardı? Ne alakası var? Ne alakası var mı? Böyle bir şey kupa var mı? Kupa mı koymam gerekiyordu? Yani bir davet sofrasına nasıl az önce havucuyla her şeyini evet, getirdiniz? Takdir ettiyse bu olmaz. Buna hayır koydu, bu ayrıca tabağa dönecek katılıkta. Tamam kupa koysaydınız yani ben öyle bir getirdiniz ki en kötü ihtimalle böyle bir servisi yapıyorsanız altına bir tabak koyun. Bu ne tavuk göğsünü hatta menüyü incelerken dedim ki kendi kendime ya dedim tavuk göğsü yazıyor ama muhtemelen içinde tavuk olmayacak. Ama muhallebisini yaparsa o bir yarım tatlı olacak. Bu tatlının tavuk göğsüyle hiçbir alakası yok. Tabii. Nedir peki bu tatlı? Yani bu nişastası fazla basılmış. Nişastası sütlenmiş. Nişastayı hiç kullanmadım bile. Valla ya un koydunuz bir şey koymanız lazım. Ya unu fazla koydunuz ya nişastası. Sallamasyonu nişasta koysaydı. Olur Bey sallamasyonu biz yapmıyoruz. Siz menüye bir şey yazıyorsunuz. Ama nişasta diyorsun. Nişasta mı koydunuz? Nişastanın un mu neyesi yok içinde? Tam un mu var? Tamam fazla işte. Fazla koymuşsun. Nişastayı diyorsun ben yok deyince o zaman un. Tamam yani buna altın iki seçeneğiniz şey var. Ayça Hanım. Ya Onur Bey yapmayın. Altını doldurmayan yorumlar. Altını doldurmayan yorumlar gerçekten mı? Gerçekten altını doldurmayan yorumlar. Siz menünüze yorumlar yazdığınız ha şeye cevap veremiyorsunuz. Ben neyi ya cevap veremiyorum? Ben sana söylüyorum. Sen diyorsun ki nişastayı basmış getirmişsin önüme. Neyin bakın, nişastası? Onur Bey ya bunu nişastayla yaparsınız ya unla tamam yaparsınız. Neyi doldurmayacağım altına? O zaman altına soracaksın. Direktme yargılar gibi nişastayı basmışsın içine getirmişsin demeyeceksin. Onur Bey cümlelerinizi tersten söylediğinizde doğru olmuyor. Siz tamam de şimdi bak yakaladın sen de bir yerden tabii şimdi. Hayır siz yakaladın yüzünü ya söyleyin. Oradan hayır siz yüzünü söyleyin. Peki, afiyet olsun Ayça'yı tavuk göğsüleri kabul etmiyorsunuz. Sema. Bence baban sana çok büyük bir iyilik yapmış. Sakın bir daha aşçılık yolursun. Okuluna okuluna gitme. Kurban oldum. Seni göreceğiz. Sakın. Yok ben büyük konuşmuyorum. Ben öyle bir şey demiyorum ama gitme. Ben aşçılık kursuna gittim demiyorum. Çünkü hayır bak dinle ya bir dinle bir savunmaya geçme. Ama savaşta bak, değilsin masadasın. Kurs demeyeceksin ama. Sen dedin ne okudum diye. Kursu kursa okulu işte neyse. Lise 1'de evet. Bu hiç olmamış bir tatlı. Yani bu tavuk göğsü et, tavuk göğsü gerçek tavuk göğsüyle olur. Yalancı tavuk göğsü olsaydı dediği gibi belki tatlı yaptın diye olabilirdi ama yalancı da değil çünkü yazmamışsın. Tamam senin gününde göreceğiz. Bakalım ki ben bu kadar... Ben hiç büyük konuşmuyorum. Yok. Her çok şey büyük konuşuyorsun, çok yüksek konuşuyorsun. Sen onu ortalığa getirince Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım inşallah dedim beni yalancı çıkarmaz dedim. Yanılmam dedim. Bir daldırdım ne tavuk göğsüne benziyor ne bir şeye. Koymuşsun sütü muhalefet. Hayır sen senin gününde... Karıştırmışsın, koymuşsun içine. Sema benim teyze. Benim göğsüm de tatlı yapıldı, kıyır kıyırdı. Ne yaptın bir sen? Bir şey söyleyeceğim. Ben dün senin ara menünle tatlına ne yorum yaptım? Ne? İşte. Bak bir dakika ne dedim? Dedim ki elemeğim var. Hatta güzel olmuş dedim. Soralım bunda bir elemeği var mı sana göre? Ama sen hayır, sen geldiğinden beri... Sütü koy karıştır kuzum. Sen geldiğinden beri... Yapmış toplama olduğum halimi menüyü geçtim, havucun ucundaki topluyor uç niye var diyorsun. Evet, böyle mantıksız bir yorum olabilir mi ya?
Hoppala benden geldi. Hoppala sen benden buldun. Hoppala gidelim. Onur Bey'in bu sofrayla asla birinci olma şansı yok. Bugün sofradan kalktım, çok rahat evime gideceğim. Beşinci belli oldu. Bakalım geri kalanlar kim? Gerçekten konuştuğu boş konuştuğu, altı dolu değil. Yanlış yerdesin ya Onurcuğum. Bu program yemek, hamaratlık programı. Sen buraya kavga, savaş, insanlara hakaret etmeye gelmişsin. Başka programlara git bence. Sezonun bitmesine son iki bölüm kala. Bakalım kimlerle yarışacağız? Evet. Yarın Sema Hanım'ın sofrasına mı oturacağız? Emine Hanım'ın sofrasına mı oturacağız? Evet. Göreceğiz. Yarın göreceğiz. Vallahi var ya, güzel yapın, herkesin hakkını veririm. Hadi ama böyle de puanlamaya gidelim. Hadi puanlamaya gidiyoruz. Onur'un masası bugün çok güzeldi ama yemeklerini beğenemedim. Onur'a puanım. İki. Onurcuğum tam bir fiyaskoydun. Lütfen kendine uygun başka programlara git. Hoşça kal sana. İki. Onur Bey, Semiha Hanım'ın kazanırsa yarı kurbanına gireceğini söyledi. Ama Onur Bey bu masayla 3 kurbana da girse maalesef birinci olamaz. Onur Bey, size puanım. 2. Onurcuğum bugün beni var ya, o kadar kötü şey, ben senden çok şeyler bekliyordum ama hiçbirini olmadı. Ummadığım gibi olmadı, beklediğim hiçbiri olmadı. Onun için sana puanım. 2. Haydi bakalım, son 2 gün en amarat benimde. Koca bir sezonu kapatıyoruz. Bakalım kiminle kapatacağız? Yarınki yarışmacımız. Aman bir bakışlara bak. Yarınki yarışmacımız, yarın masasına oturacağımız yarışmacımız. Ben. Sema. Bence ben. Emine. Sema. Emine Hanım olarak. Vallahi bak kim yarışacaksa biliyorum. Yarın benim günüm. Yarın çok heyecanlı. Çok muhteşem bir menü ile karşılaşacaksınız. Bir sofra nasıl kurulur? Yemekler nasıl ortaya çıkar? Tabaklar nasıl dolu dolu ortaya çıkar? Hepsine göstereceğim. Yarın Emine abla sağ gösterip sol vurabilir. Ama güzel yemek yaparsa hakkını alır. Yapmazsa o da Onur gibi ortada kalır. Cuma günü de efendim sezonu Sema Hanım'la kapatacağız. Eminim. Güzel sesiyle, güzel türküleriyle kapatırız. Hadi bakalım inşallah. Ama en çok sezonu kim birincilikle kapatacak? En son Emine Marat Bey'in madalyasını kim takacak bu sezon merak ediyorum. İnşallah. Biz yarın arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. İnşallah. 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 Emine Marat benim de bir günü daha geride bıraktık. Evet, bugün masa eğlenceli geçti. Mutfağa çok fazla katılamadım, dahil olamadım rahatsızlığım sebebiyle. İnanılmaz mutfak koku beni etkiledi. Ama Onur Bey'in menüsü bugün çok ağır bir menü değildi. Açıkçası ben Onur'un tavırlarından, konuşmasından, kendini övmesinden bayağı şöyle güzel ağır bir menü bekliyordum. Çorbasına gelince, düğün çorbasında asla et blender'a vurulmaz. Maalesef ki gerçek bir düğün çorbası olmamıştı. Ama tadı güzeldi ama içinde et görünmüyordu. Rengi de olmamış eti blender'a vurduğu için. Ara sıcak hayal kırıklığı oldu benim için. Sadece bir mantar dolması Onur'dan beklediğim bir şey değildi. En azından farklı bir şey seçseydi, yanına ekstra bir şey yapsaydı. Madem ki orijinalini yapamadı. Ana yemeğe gelince patates püresi mutfakta lezzetliydi. Üstüne basa basa bunu ısıt da getir dememe rağmen inadına yapar gibi buz gibi getirdi patates püresini. O yüzden de lezzetini alamadım. Eti güzel pişmişti. Tatlısına gelince tavuk göğsü yalancı bile olsa asla öyle olmaz. O sadece bir muhallebiydi. Yalancı tavuk göğsünde un biraz kavrulur. Ondan sonra süt eklenir. Maalesef ki tatlısını yok sayıyorum. Ve şimdi Onur'a puanımı veriyorum. Evet, bugün de puanımı verdim. Yarın Emine Hanım'ın evinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.